Merhabalar, bugün 20 Ekim Pazar, yeni bir taraflıda yine sizlerle birlikteyiz. Müthiş konuğumuzla birlikte yine değerlendirmeler yapacağız. Ve bugün yine futbolu konuşacağız, futbolun önemli donelerini konuşacağız. Beşiktaş'ta 34. başkan belli oldu. Ahmet Nur Çebi, peki nasıl başkan oldu? Bunu konuşacağız ama konu başlıklarımız gelsin hemen. Neler var bugün? Onlara bakalım. Millet Mehmetçi ile tek ses, evet, Barış Pınar harekatında. Mehmetçi'nin her zaman yanında olduğumuz gibi yine yanındaydık. Ve millet Mehmetçik'le tek ses oldu. Fransa milli maçı sonrası hepimiz asker selamı vermiştik. Vermekten vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'dan 3 gol ve 3 puanla geldi zafer. Ve Fenerbahçe Denizli'den mutlu dönüyor, keyifli dönüyor, heyecanlı dönüyor. Beşiktaş yine yaralı çünkü haftayı 2 puan bırakarak tamamladı. Ama Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Hemen sorumuza bakalım ama bu arada hatırlatalım. Çek fotoğrafı, kap formayı. Bugün fotoğrafınızı çekeceksiniz. Bize göndereceksiniz. Taraflıya sor hashtag ile birlikte. Ve taraflıya sor hashtag ile birlikte gelen soru devamında size bir forma kazandıracak. Hemen sorumuz gelsin bugün. Acaba hangi soruyu soruyoruz Twitter'da? TV100 Spor hashtag ile Emre Tilev'de taraflıda günün sorusu. 14 yabancı kuralı Türk futbolunu nasıl etkiliyor? A. Olumlu etkiliyor, devam etmeli. B. Olumsuz, düşürülmeli. C. Kuralla, futbolla herhangi bir ilişki kurmak çok anlamlı gelmiyor bize ifadelerini kullanabilirsiniz. Hazır mısınız? Taraflı başlıyor. Müthiş konuklarla birlikte Alen'e soracağız. Neden Ahmet Nur Çebi'de Serdar Adalı değil? Yücel'e soracağız. Acaba ceza sahasının içerisinde 90. dakika girişte düşürüldü. Gustavo tarafından kim? Mustafa Yumlu. Penaltı mı değil mi? Oğuz abiye soracağız. Diyeceğiz ki Galatasaray kayrılıyor mu? Ve tabii Türk futbolunun efsane bir ismi bizlerle birlikte Ali Eren. Ali Eren hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırsanız başlıyoruz. Taraflı başlıyor. Twitter'da taraflıya sor eşlikiyle. Evet, taraflı başlıyor. Taraflı başlarken de geçtiğimiz hafta forma kazanan misafirimiz Adıyaman'dan sevgili Oğuz abi, az sonra formayı armağan edeceğiz kendisine. Arkadaşlar bunun hazırlığı içerisindeler ve Adıyaman'a gönderiyoruz. Galatasaraylıymış taraftarımız. Görüntüsünü de az sonra sevgili dostlarımız hazırlayacaklar. O görüntüyü de verecekler ekrana ve biz formayı göndereceğiz. Hemen bakalım kim kazanmıştı taraflıda. İşte bu minik kardeşimiz kazanmıştı. Adıyaman'a göndereceğiz. Biz ekibimizden bir arkadaşı buraya alalım. Formayı kendilerine teslim edelim. Ve hızlı bir şekilde Adıyaman'a gönderelim. Galatasaray forması. Hemen Eren geliyor. Bizim bu işlerle uğraşan arkadaşımız. İmza atıyor muyuz? Tabii tabii Oğuz abi. İmzanızı da rica ediyoruz. İşte Galatasaray forması bu hafta kazanan. Oo, Falcao forması bir de. Evet, bir Falcao forması getirdik. O güzel zaman kızımıza selam olsun. Gözlerinden saldırın. Öpüyorum. İmzanı da atmanı istiyorum. Tüm Adıyaman'a da selam olsun. Evet, Adıyaman'a gidecek forma. Eren bunu hemen Adıyaman'a gönderecek. Minik kardeşimizin oldu. Siz de forma kazanabilirsiniz. Taraflıya sor hashtag ile bizle birlikte yayını izlerken çektiğiniz fotoğrafı bize gönderdiğiniz takdirde taraflıya sor hashtag altında siz de bir forma kazanma şansına sahip olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz abi. Hemen torbasıyla birlikte takdim edelim Eren'e ve o da Adıyaman'a gönderecek. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Kazanma şansınız sizin de var diyelim ve hızlı bir giriş gerçekleştirelim. Toplu sonuçlarla başlayalım. Süper Lig'de bir maç dışında karşılaşmalar tamamlandı. 31 gol atıldı. Geride kalan haftalar içerisindeki 8 hafta geride kaldı. En gollü hafta oldu. 31 golün atıldığı hafta ve bu 31 gol bir rekoru da beraberinde getirdi. Yarın da eğer 3-5 gol atılırsa müthiş bir görüntü beraberinde olacak. Galatasaray Sivasspor mücadelesi 3-2 bitti. Antalyaspor Gençler Birliği'ne 6-0 yenildi. Trabzonspor Gaziantepspor'u 4-1
2-1'le geçti. Başakşehir Göztepe 2-1 mağlup etti. Bu maçı seyrettim. Son dakikalarda buldu Başakşehir golü Şikertel'le. Ankara Gücü Beşiktaş maçı golsüzdü. Tatsız tuzsuz bir maç oldu. Konuşacağız. Kayseri Spor Kasımpaşa mücadelesi. Kasımpaşa'yı biraz yanlış yazmışız. Özür diliyoruz. Kasımpaşa olmuş. Kasımpaşa olacaktı. Alanya Spor Rize Spor mücadelesinde de Ananya Spor olmuş. Orayı da düzeltelim arkadaşlar. Denizli Spor Fenerbahçe maçı da 2-1 bitti. Konya Spor Malatya Spor maçı pazartesi günü oynanacak. Ve dönüyoruz Ali Eren'e. Hemen başlayalım Ali Eren'le. Beşiktaş Başkanı ile başlayacağız. Beşiktaş Başkanı ile ilgili ayrıntıları soracağım. Ama bir kötü haber. Hakikaten hepimizin yüreği yandı. Çok üzüldük. Allah ailesine, çocuklarına sabır versin. Allah gani gani rahmet eylesin. Galatasaray tribünlerinin çok özel bir ismiydi. Sevgili Gökhan Osman. Görüntüsü de şimdi ekranlara yansıyor. Pırıl pırıl bir arkadaşımızdı. Gencecik bir arkadaşımızdı. Sözün bittiği yer ölüm. Her canlı ölümü tadacak ama hakikaten bu çok erken bir ölüm. Yüreğimiz, kalbimiz sevgili Gökhan'la ne söylersin Oğuz abi? Çok üzgünüz. Galatasaray'ımızın, tribünümüzün, Ultra Aslanımızın en sevilen abi konumundaki tribündeki isimlerimizden bir tanesiydi. Hain bir saldırıya kaybettik onu. Geride iki tane küçük bebek diyeceğimiz çocuk. İkizimizin, ikiz Gökhan'ımızın ikizi Volkan'ımız acılı. Anne çok üzgün, eş çok üzgün, tribünler çok üzgün. Ben çok üzgünüm. 32-33 senelik bir kardeş abi ilişkisi. Yani yüreğimiz yandı. Ya işte ölüm var bu dünyada da böyle genç yaşta olunca ve de böyle bir hain bir saldırıyla olunca, beklenmedik anda olunca inanılmaz derecede yıprattı bizi. Ben yani bu hafta kendimden geçtim yani. Şey böyle hiçbir şeyden keyif almıyorum. Moralim bozuk. Hayattan keyif ben almıyorum. De bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Biz genç Fenerbahçeliler ailesi olarak zaten resmi hesabımızda Ultra Aslan ailesine başsağlığımızı diledik. Cenazede de yerimizi aldık. Tabii, tabii. Ve burada bir kez daha Gökhan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ultra Aslan ailesinin tekrardan Allah razı başı olsun. Sağ olsun. Bu arada cenazemize katılan GFB lideri Şahin kardeşimiz, Bursa tribün lideri Selim, Karşıyaka'dan aynı şekilde Beşiktaş'tan gelen Sarı, Murat, bütün arkadaşlarımız bizi bu kederli acı günümüzde yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kardeşimin mekanı cennet olsun. Yaşadığımız sürece kalbimizde olacak. Diyecek de bir şey bulamıyorum. Kutsal kitabımız İnna İlahi İnna İlahi Recim diyor. Her ölümlü, her canlı ölümü tadacaktır. Bu Zincirli Kuyu mezarlığının girişinde de var. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, Allah'a kavuşmak diyor Mevlana, evet, uslat evet, diye tanımlıyor. Evet, evet. Ümit ediyoruz ki geride kalanlara hepimiz sahip çıkabiliriz. Size çok iş düşüyor geride kalanlara sahip çıkmak adına. Vallahi bizlere iş düşüyor ama geride o kadar acılı bir aile, iki tane minik evlat kaldı ki ateş düştüğü yer yakıyor. Biz ne kadar elimizden geldiği kadar oralarda olsak da çok üzücüydü bizim için. Aile kim bilir ne durumda. Hani kim bilir derken biliyoruz ne olduğunu ama Allah sabır versin. Allah Volkan'ımıza da ikizine sabır versin. Onlar bizim canımız yani. Beşiktaş'la başlayalım. Bir seçim geride kaldı. 34. Başkan Ahmet Nur Çebi oldu. Ali Eren bekliyor muydun? Ben Ali Eren'le konuştuğumda Serdar Adalı diyordu. Yücel'le konuştuğumda Ahmet Nur Çebi dedi. Oğuz Başkan da Ahmet Nur Çebi dedi. Aslında ben Hürsel Tekin Oktay'ı destekledim seçimde. Evet. Geçen seçimde de son 6 ay önce Fikret Orman'la iki kişinin yapmış olduğu seçimde de Hürsel Hoca'yı destekliyordum. Bu seçimde de Hürsel Hoca'yı destekledim ama tabii neden çoğunlukla yani futbolun içerisinden geldiği için biraz daha biliyorsun bizim ülkemizde hep kulüpler bugüne kadar iş adamlarıyla yönetildi. Yani bir değişim olsun, bu değişim Beşiktaş'tan başlasın. İşte Futbol Federasyonu'nda mesela bugün örnek veriyorum Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı. Yani buranın biz başkanının işte bir Mustafa Denizli, bir Fatih Terim veyahut da bir Şenol Güneş olmasını isterdik. Futbolun içerisinden gelen insanların biz futbolu yönetmesini istiyoruz. Bugüne kadar baktığınız zaman hakikaten batan kulüplerin hepsinde, hatta kaybolmuş kulüplerin hepsinin başkanlarının hepsi iş adamı.
Yani bir değişim olsun dedik ama tabii ki değişimler zor. Öyle bir anda kendinizi kabul ettiremiyorsunuz. Ben ya Serdar Adalı ya Ahmet Nur Çebi kazanır diyordum ama ikisinin arasında hani şu net kazanır diye bir yani şeyim olmadı, tespitim olmadı. Alen, sanki Serdar Adalı bir önceki seçimde, yani sadece Hüsel Tekin Oktay'ın aday olduğu seçimde kaybetti bu Beşiktaş'taki başkanlık hüviyetini. Çünkü belki orada adaylığını koysaydı, eğer Beşiktaş'ta Fikret Orman'la bir birliktelik sağlamasaydı Sayın Başkan'la, bugün Beşiktaş'ın başkanıydı diyebilir miyiz? Tabii şimdi Beşiktaş Genel Kurulu şaşırtmaya devam ediyor. Ama sözlerime başlamadan önce ben de Galatasaray tribünlerine ve camiasına başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ederiz Alen. Allah mekanı cennet etsin. Allah razı olsun. Biz de çok eski tanıdığımız bir kardeşimiz. Biliyorum. Üzüldük. Allah gani gani rahmet diliyoruz. Toprağı bol olsun. Dostlar sağ olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi bu kongre, bugünkü kongre hakikaten şaşırtmaya devam ediyor. Çok bilenleri... Hemen gidelim. Müsaadenle Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları var. Hemen verelim. Neler söylüyor? İyi Beşiktaş'a katkısı olduğunu düşünüyorum. Rekabet hayır vardır. Ama artık bundan sonra seçim bitti. Rekabet yerine birlik beraberlik zamanı. Camiayı birlik beraber olmaya, bizimle beraber yürümeye, bize akıl vermeye, destek vermeye, moral vermeye davet ediyorum. Hayırlı olsun Türk futbol adına, ülke spor adına, Beşiktaş'ım adına. Hepimizin hayırlı olsun. Sayın Başkan, tarihi bir katılım vardı bugün. İnanılmaz bir bilgi vardı. Ne söylemek istersiniz? Çok yoğun bir bilgi vardı. Ben bu konuda çok çağrı yaptım. Ben sağ olsun genel kurulma olabildiği kadarıyla bir eskiye göre, daha önce kongrede bile daha fazla katkı verdi. Çağrımın biraz da olsun karşılığını bulmuş olduğuna seviniyorum. Sayın Başkan, çok tartışıyordu özellikle sandıklarda blok oylar konusunda. Ancak tüm sandıklarda önde bizim bizimle alakalı söyleyeceksiniz. Yani bu bileki olarak konuşuluyordu. Bunun böyle olmadığını ispat eden camiama, genel kuruluma binlerce kere diyecektim. Böyle bir şey yok Beşiktaş, böyle bir camia değil. Denildi, birileri bunlardan pay çıkarmaya çalıştı ama bu olmadı. Hayırlı olsun Sayın Başkan. Söyledik daha önce bazı şeyleri, bu değişim zamanı. Birçok şey değiştireceğiz. Camia da bunu bekliyorsun sen. Sayın Başkan, futbol takımı taraftarların beklentisinden size biraz... Özgür, biraz geri gelsin. Haftaya önemli bir derbi var, birkaç maçlar var. Güzelirler, bir boşluk oluşturur. Hoca değişimi düşünüyor musunuz senin için? Çok merak ediyorum. Bir daha cevap verin tabii, haklı olarak soruyorsunuz. Ben hocamızı başarılı olarak görüyorum şu anda, başarabileceğine inancım var. Ocak ayına kadar zaten hocamla hiç tartışmasız devam etmeyi düşünüyorum. Ve hocamın notlara kadar başaracağını şüphem yok. Eğer zaten bir sorun olursa, hocam zaten hep aynı cümleyi kuruyorum. Geleni zaten yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız bizim. Kutluluğunun bir değeridir Fatullah hocamız. Bunu Sayın Başkan, yok, kabul edemeyiz. Bizim için kıymetlidir. Ama kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır. Biraz da ona bir hak tanımamız gerekiyor. Sayın Başkan, yarın kulüpten içeri ilk girdiğiniz zaman ilk yapacağınız şey nedir? Mazbata almak. Sayın onun Başkan, dışında. Değişim için kongreye gelin dediniz. Hoş geldin. Mikrofonları indirebilir miyiz biraz? Nasıl bir kalacağınız kadar? Arkam boş olsa? Canan'ın gücünün arkasında sizin arkanızda olduğunu hissediyor musunuz? Hanımızın o mesajı verdiler ama bu bugünlük olmaz. Her gün sürekli görev yaptığım süre içerisinde ben onların içine çalışacağım. Genel kurulumu, divan kurulumu, taraftarımı kucaklaşacağım. Onları dinleyeceğim. Derneklerimiz var. Onları çok iyi değerlendireceğiz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik, tek bir kelime söyleyeceğim. Birlik ve beraberlik. Başkanım, hayatta Beşiktaş şartısı olarak taraftarın sizse. Hocam mikrofonu biraz indirin. Yani yarın bekleyeceğiz, bu akşamdan mı başlıyoruz? Benimkini biraz istirahat edelim mi? Tamam başkanım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Çek. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun başkanım. Hepinize teşekkür ederim. Camiama teşekkür ederim. Sağ olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Ben arkadaşlarım adına genel kuruluna tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sıcak açıklamaları bunlar. Hemen kongre merkezinden tam halen konuşurken araya girdim. Söz ondaydı. Neden Ahmet Nur Çebi kazandı? Neden Serdar Adalı kaybetti? Seçimden önce camianın öngördüğü bir konu vardı. Eğer ki 6000 kişi gelirse kongreye oy atmaya, Serdar Adalı kazanır. Ki bunu geçen hafta söylemiştik. Evet, 6000'in üzerine çıkarsa da
yarış kafa kafaya gider diye bir öngörü ve temenni vardı. Şimdi 20 sandıkta 20'sinde de bütün sandıklarda Ahmet Nur Çebi önde. Demek ki insanların öngörüleri ve önceden biçilen kılıfların hepsi boşa gitti. Yani burada birinci sandıktan 20. sandığa kadar hiç kimsenin tahminleri tutmadı. Yaşanan her şey gerçek, real, iyi çalışan diyeceğiz artık. Ve tabii ki buradan Ahmet Nur Çebi'yi de başkanımız kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah camiamıza ve Beşiktaş'a hayırlı ve uğurlu olur. Ama tabii şimdi yarın pazartesi, yani futbolda dün yoktur ya, yarın hemen kapatılan televizyon açılacak mı? Kapatılan voleybol şubesi açılacak mı? İşte ödenmeyen 5 ay personel maaşları var. Sabahleyin iş başı yaptın mı? Bunlar çıkacak Ahmet Nur Çebi'nin önüne. Kısa vadede 30 milyon euroya ihtiyaç var. Tabii yani bunlar var. Tabii aralar bunlar kadar. Önceden herkes planlamıştır. Bunlar hazırlanmıştır mutlaka. Bir şeyler vardır ama. Taraftarın da aklında bir şey var. Ben sana sorayım. Bak abiye geliyorum soru. Evet. Şimdi başkan değişti diyor. Ali'nin o tribüne gelir mi diyorlar. Ya şimdi bu çok şey oldu. Yani her hafta aynı şey soruyor. Ben de her hafta ama başkan değişti ya şimdi. Taraflı televizyon benim için başkan değiştikten sonra zaten söyledim. Artık benim bir kendimce yaptığım bir protesto vardı. Bu protesto zaman içerisinde katlanarak büyüdü ve şu andaki sonuç ortaya çıktı. Evet yani artık rahat gönül rahatlığıyla maçlara gidebiliriz. Tabii istediğim şekilde ama insanların yani sorduğu hani görmekle bakmakla alakalı bir şey. Ya şu var hani, mı? Alem buraya üçlü çektir kartala var mı? Ben stada gittiğim zaman zaten o çıkıyor, ortaya çıkıyor. Yani o iş stada gitmekte. Stada gittikten sonra bazı şeyler ortaya çıkacak ama şu var. Bak şimdi Ahmet, Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi de üçlü çektiriyor televizyonda. Şimdi önemli olan hakikaten Beşiktaş'ın şu anda içinde bulunduğu durum. Evet, Serdar Adalı, Sayın Ahmet Nur Çebi, Hürsel Hoca, Tekin Oktay hepsiyle oturduk, kalktık, konuştuk, ettik. Tabii bazı insanlarla daha samimi, bazı insanlar daha mesafeli. Ama neticede Beşiktaş başkanını seçti. Yüksek katılım, dekor katılım, en son 7500 katılımlı Murat Aksu, Yıldırım Demirören 2010'daki seçimdeydi. 7600 küsürdü. Bu bugünkü seçimde 8644 oy kullanıldı. Hiç boş oy yok, enteresan. Hiç boş oy yok, hiç geçersiz oy yok. Herkes yani bilinçli bir şekilde herkes gitmiş istediği kişiye oy vermiş. İyi katılım oldu. Hiçbir kavga gürültü olmadı. Herkes saygılı, dostane. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buradan tekrar tebrik ediyorum. Serdar Adalı'ya teşekkür ediyorum. Sayın Ürsel Tekin Oktay'a teşekkür ediyoruz. Geldiler, yarıştılar. Beşiktaş için bu önemliydi. Demokrasi. Tamam, sıkıntı yok. Bence İyi şeyler olması için dua edeceğiz ve temennide bulunuyoruz. Ama dediğim gibi yani burada hazırlanmak, iyi hazırlanmak, iyi çalışmak, doğru noktalarda doğru insanlarla hareket etmek öne çıktı. Tabii genel kurulda şöyle bir şey var. Yani çok katılımda kararsız insanları salona girdikten sonraki haleti rüyası değişiyor. Kalabalıkta, oradaki kulisler oluyor. Kulisler oluyor. Etkin. Ali Eren az önce çok güzel bir şey söyledi içeride. Ben bile 5 kişinin oyunu değiştirdim hemen. Evet. Ya şu da var. Aslında burada sürpriz olan Ahmet Nur Çebi'nin, Sayın Yeni Başkanımızın veyahut da Serdar abinin, Serdar Adalı'nın hangisinin kazanması değildi. Aralarındaki oy farkının çok çıkması zaten sürpriz olan o burada. Yani tabii 2000 oy. Burada sürpriz olan o. Onu analiz etmek lazım. Yani bu kısa süre içerisinde baskın bir seçim oldu. Bir anda 2000'e yakın farklı bir oy çıktı. Yani yoksa bu seçimin zaten büyük ihtimalle iki kazananı vardı. Baktığımızda ya Serdar Adalı olacaktı ya Ahmet Nur Çebi olacaktı büyük. Ya bizim de şey öngörümüzde olarak ama yani oy farkı bu kadar çıkması enteresan. Ben bir şey sormak istiyorum. Hem Ali'ye hem Alen'e, iki Beşiktaşlı arkadaşımıza. Şimdi malum kulüplerimizin hepsinin mali tabloları facia yani. Büyük borç var. Şimdi ben Galatasaray'da da bir olağanüstü genel kurul olsa ya da normal bir seçim zamanı olsa aynı soruyu kendi camiam içinde düşündüğüm için size de bunu çok rahatlıkla sorabiliyorum. Bu büyük borç batağı içerisinde gelen yöneticiler kendi çalıştıkları dönemde henüz kanunlaşmadığı için
kendi dönemleri içerisinde yapmış oldukları yeni borçlanmalardan sorumlu olmadıklarına göre yine aynı düzen devam mı edecek? Yoksa Ahmet Nurçevi bugün hayırlı uğurlu olsun, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun, Beşiktaş'a olsun. Ama şöyle bir şey var. Herhangi bir proje açıkladı mı? Beşiktaş'ın önündeki engelleri kaldırmak, Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarabilmek ki gerçekten çok büyük bir borç var. Galatasaray'ın da var, Fenerbahçe'nin de var. Yani bunlarla ilgili nasıl bir proje, nasıl bir vaatler var da ne olacak? Şimdi, yani, ne bekliyorsunuz? Şöyle ben sana cevap vereyim. Tabii. Şimdi Beşiktaş'ın bir ay evvelki başkanı olağanüstü seçim kararı aldığında mesafeyi o kadar kısa tuttu ki insanlar proje hazırlayamadılar. İnsanlar yalnızca 3 gün, 4 gün, 5 gün imza toplandı. Başkan adayı olabilmek için imza topladılar. O furya bitti. Bu sefer seçim çalışmalarına başladılar. Oy toplamaya çok başladılar. Çok kötü bir şey oldu o zaman. Tabii ya. Yani burada bir mesela Kasım'ın sonuna doğru seçim yapılsaydı insanlar proje geliştirebilirlerdi. Ama mutlaka yani şu anda Ahmet Nurçevi'nin yönetiminde Erdal Torunoğulları var. Mesut Turgancılar var. Bunlar zaten yani Mesut Turgancılar da... Bir yönetimi sayalım istersen. Evet. Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları ve Berkay Gocay var. Yedek üyeler Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan ve Ali Efe Bezci. Şimdi burada 4-5 tane Fikret Orman yönetiminde Adnan Dalgakıran ilk seçildiğinde Fikret Orman. Adnan Dalgakıran yönetimindeydi. Hakeza Erdal Torunoğulları öyle. Mesut Urgancılar genel sekreterdi zaten. Şimdi böyle bir yönetim kurmuş. Burada mesela Adnan Bey de Adnan Dalgakıran da proje üzerine çalışmaları olan bir kişi. Yani ayrıldıktan sonra devamlı hem eleştirel hem de bu böyle olmaz söyleyip alternatifini de arkasında sıralayan bir adamdı yani. Beşiktaş'ta seçimler 2 senede bir mi, 3 senede bir mi? 3 senede bir. 3 senede bir. Şimdi şu var. Proje bundan sonra başlayacak. Yani Sayın Ahmet Nurçevi başkan oldu. Artık başkan olduktan sonraki zaman diliminde ben bunu zaten şu anda çok 2 senelik 3 senelik proje yapamaz. Önce minimize edip ön baştaki konuları düzeltmesi gerekiyor. Yani çok sıkıntılı bir durum var. Yani bütün kulüpler keza öyle ama yani şimdi yeni geldi. Bir senedir de yoktu. Zaten ikinci başkandı biliyorsun. Ama dediğim gibi iyi bir çalışma yapmışlar. Belli 5000 tane oy aldı. Yani 8500'ün 5000'ini aldı. Ciddi bir rakam. Ben mesela açıkça söylüyorum bu kadar beklemiyordum. Hani ben 6500'den sonra kafa kafaya gider diyordum. 50 oy, 100 oy, 200 oy bu belirler diyordum. İki başkanı da yarısında. 20 sandığın tamamında tulum çıkarttı. Ve 20'de 0 oldu. 2014'de de aynı şey olmuştu. Yani burada verilen sözler var. Çok ikili üçlü oynayanlar var. Sana ayrı bana ayrı konuşanlar var. Ama şu bir gerçek. Buna çok sevindim ben. Hani X kişilerin oyları var. İşte X kişiler bu seçimi belirler mantığından çıkıldı artık. Yani hiç öyle bir şey olmadığını yani gördük. Blok oy birinci sandık bir bravo. Birinci sandıktan 20. sandığa kadar hiç kimsenin oyu biliyorsun, yokmuş demek ki. Geçenlerde bir açıklama oldu bununla alakalı. 3000 tane blok oy var işte istenilen başkan adayına kullanılabilecek. 1 milyon dolar karşılığı. Tabii bunların hepsi yani asparagas. Hiç kimsenin tekelinde 3000 oy olmaz Ali ya. Tabii. Olağanüstü bir şey. Burada benim gördüğüm kadarıyla oyları yöneticiler aldı, isimler aldı baktığınız zaman. Alen abinin de dediği gibi baktığımız zaman işte Ahmet Nurşevi'nin listesindeki isimlerin biraz daha yani kongre üyelerine ve iş adamı sıfatı. Tabii biraz daha yaklaşımları onlara karşı biraz daha durumları yani farklı olduğu için onlar aldı. Bir ikincisi de şimdi baktığımız zaman Beşiktaş'ta proje diyoruz ama bu kadar borç var. Bir ikincisi bir kulübün içerisine girip bakmaları lazım. Tabii ki bazı projeler üretilecek ama hayata nasıl geçirilir, ne zaman geçirilir bunlar çok önemli. Bir kulübün şu an mali durumunu kimse bilmiyor ne olduğunu. Dışarıdan sadece söylenen var. Bu daha önce Fenerbahçe'de de oldu. Bravo. 3 milyar dediler 4 milyar çıktı. Örnek veriyorum bugün de 2800 liraya 2.83 diyorlar ama yarın bir gün 3.5'ta çıkabilir bu. Bunu da bilemiyoruz. Onun için içine girecekler. Muhtemelen öyle olacak zaten Ali. Ben sana söyleyeyim. Yani de ben
Ahmet Nur Çevik ve ekibini tebrik ederim. Ben tekrar söylüyorum. Ben Yusuf Hoca'ya kullandım oyunu. Ali Eren, bu listelere bakıyorum. Bir tane bile futbolcu yok ya. Siz evet, yeteneksiz işte, misiniz? Başarısız mısınız? Siz bu işi bilmiyor musunuz? Yani şu, zaten sıkıntımız orada. Başında da dediğim gibi Yusuf Hoca'ya ben oy verirken bundan dolayı verdim. Yani tamam, futbol dünyası içerisinde tabii ki yöneticiler olacak. Bunların içerisinde biliyorsunuz sadece spor yönetiminde okuyan üniversitede öğrenciler de var. Bunlardan çıkan insanları da alıp koymak lazım yönetime. Mesela Alen abi de olabilirdi yönetimde. Yıllardır Beşiktaş'ta, Beşiktaş camiasının içerisini biliyor. Yani bu şu bizde ön plana çıkıyor. Benim üzüldüğüm nokta sadece şu. Biz güce tapıyoruz. Hep paralı insanlar olsun istiyoruz. Ve bugüne kadar Türk futbolunu buraya da, bu duruma da paralı olan insanlar getirdi zaten. Bunu çözemiyoruz. Bizim insanların bilgisiyle alakalı hiçbir zaman için insanları sınamıyoruz. Sadece parası var mı yok mu ona bakıyoruz yani. Bu da bizi bugünkü bu durumumuza itti maalesef yani. Baktığınız zaman içerisinde iş adamlarının hepsi kulüplerde. Ama umarım bundan sonra Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ı dediğim gibi daha farklı bir şekilde yönetir. Borçlar azalır. Biz de kendisine elimizden geldiğince desteği vermeye çalışırız. Tabii evet, yani abi. Burada bütün Beşiktaş camiası artık birleşmek zorunda. Ahmet Nur Çebi de bunu kucaklamak zorunda. Bütün camiayı hep beraber hareket edilmeli. Açıklama da o yönde zaten abi herhalde. Yapabilir gibi duruyor ama. Verdiği elektrik İnşallah. Yapabilir gibi duruyor. İnşallah. Evet, Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı. Fikret Orman'ın en büyük eksikliği oydu. Yani gitti, şimdi arkasından konuşmak gibi olmasın ama maalesef geldiğinde kendi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirdi, kulüpten uzaklaştırdı bir şekilde. Yani herkese bir problem yaşadı. Bizim Beşiktaş'taki 6 senedir, 7 senedir en büyük problemlerimizden bir tanesi birlik olamadık. Birleşemedik zaten. En büyük kayıplarımız da bundan dolayı oldu. Zaten örnek var. Fenerbahçe'de mesela şimdi Beşiktaş'ın içinde bulunduğu, hani skora yönelik içinde bulunduğu durum geçen sene Fenerbahçe'yi andırıyor. Ama geçen seneyle aramızda bir fark vardı ilk 8 hafta itibariyle. Ali Koç geldiğinde bütün camiayı topladı. Herkesi küskünleri barıştırdı. Herkes yan yana geldi. Bir camia, bir bütün oldular. Bizde bu eksikti. Bundan sonra bakacağız inşallah. Camia toparlanır. Herkes yan yana gelir. Yalnız bir şeyi unutma. Teknik. Geçen sene Ali Koç başkan olduğu zaman sportif açıdan başarısızlıklarda Fenerbahçe seyircisi hiçbir şekilde olumsuzluk yaratmadı. Ama Ali Koç'un haricinde aklına gelebilecek no name, hiç fark etmez. Ama kredi yüksek krediyle çok geldi. Çok yüksek kredi. Geldi de işte. Yılların onun, birikimi. O Ali, 20 yıl sonra olduğu için. Yok, ondan değil. O Ali Koç'un. Yok değil. O Ali Koç'un kendi vizyonundan, gücünden kaynaklandı. Fenerbahçe seyircisi. Tamam, o doğru. O Fenerbahçe, da var tabii. Fenerbahçe onu o şekilde hissetti. Fenerbahçe taraftarı ona kredi verdi. Yoksa kim olursa olsun o Fenerbahçe tribünleri öyle bırakmazlardı geçen sene ortalığı. Doğru, vizyon var. Ama mırıldanmaya da başlamışlardı bir ara yavaş yavaş. Yani bizde maalesef sabır yok. Geldi, bu kadar borç var yani, adam bu kadar yükün altına girdi. Ya zaten onu yapmaları yani, lazım. Başarı hep başarı, evet, hep başarı yani. Yani önce borcu indireceğim, futbolu tabii kenara atacaksın. Önce gittim, bu şirketleşip kurumsallaşıp ciddi olarak buna eğilip önce borçları minimize edeceksin. Ondan sonra futbol üzerine yoğunlaşacaksın. Tabii ki. İkisini bir arada yönettiğin zaman yani taraftar transfer ister, futbolcu ister. Doğru. Şimdi Falcao geldi. Bir konuda şimdi Falcao geldi. 8 haftadır yok, sakat. Sakat. Şimdi Galatasaray taraftarı sorar. Bu kadar para verdik, niye oynamıyor abi adam? Sakat mı geldi diye soru işaretleri başlamıştır bile hatta. Geleceğiz oraya. Şimdi peki o mırıldanma, ben bir şey soracağım sevgili Alen. Sana sormak istiyorum. Yani mırıldanmada Sayın Ahmet Nur Çebi 6,5 yıl Fikret Orman'la beraber görev aldı. Evet. Ve Sayın Fikret Orman'a tribünlerin mali açıdan bir tepkisi vardı. Başarısız halinde o aynı tepki Ahmet Nur Çebi'ye de gelir mi? Çünkü beraber çalıştığı yıllar var. Mali tablo ortada. Tezahüratları. Daha şimdi çok erken değil mi bunu yani? Başarısız yani, halinde. Şu anda bence ya. De şu anda yani çok, başkan çok bugün ya. Seçildi. Önce yapacağı işi görmemiz doğru, lazım. Başkan çok erken. Tabii, yani biz Fenerbahçe maçıyla kesinlikle başlayalım şimdi. Ahmet Nur Çebi'ye de başarılar diliyorum. Şu konuya bir yarım cümle hemen söyleyeyim. Hepimizin camiası için geçerli olan bir şey söyleyeyim. Hiç kimsenin bu mali tabloyu değiştirebilme şansı şu anda yok. Bunu bir anda olmaz. Mümkün değil. Yalnız şu var. Çok uzun yıllar, 8-10 sene o da mali disiplinler ve başka yaptırımlarla olabilir. Yalnız son bir şey ekleyeyim, şu var. Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının şu an Ahmet başkanımızdan, Ahmet Nur Çebi başkanımızdan beklentisi şu. Kulübün mali durumunu şeffaf bir şekilde açıklamasını istiyorlar. Bu daha öncesinde bir rapor düzenlendi. Bunun
açıklanmasını istiyorlar. Eğer Ahmet Başkanımız bunu açıklarsa... Açıklayamaz. Açıklarsa inanılmaz kredisi olur. Ama açıklayamazsa onu. Yarının ne getireceğini kimse bilemez. Ben bugün onu söylüyorum, altyazı olarak da geçin. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın şu andaki mali tablosunu, son 10 sene içerisindeki yaptığı bütün harcamaları istediği kadar denetleme şirketlerine inceletsin, sonucunu masanın üstüne koysun, açıklayamaz. Ben yazın bunu göreceksiniz. Zaten. Açıklayamaz. Ben hani bu kadar şey tarafında dediğin değilim. Dediğin gibi yani. Dursun hani... Özbek de açıklayamadı. Açıklayamadı. Ha, beklenti o yönde. Burayla ondan dolayı söylüyorum. Burayla uğraşırsan ölümü göremezsin. Yani ama insanlardaki giderek... şu anki en büyük merak, en büyük sıkıntı burada. İşte Yıldırım Demirören ve Fikret Orman zamanındaki bu raporların, işte harcamaların şeffaf bir şekilde açıklanmasını istiyorlar. Yani şu anda Beşiktaş camiasıyla konuştuğunuzda Sayın Başkan da dedi ki zaten yani bununla alakalı bütün çalışmaları yapacağım dedi. Artık bu saatten sonrası başkanımıza kalmış. Vallahi kuvvet versin, sabır versin, güç versin. Beşiktaş'a başarılar Beşiktaş versin. Beşiktaş maçına geldiğinde konuşacağız yine evet. Ayrıntılarıyla. Bu arada sen Oğuz çok şanslısın. Oğuz evet. Abi Fenerbahçe'de hakemle kazandı diye tweet attın. Hakemle mi kazandı Fenerbahçe bugün? Ya şimdi önce bir şey söyleyeyim. Mehmet Demir sormuş bu soruyu. Penaltı beklediği için kim mi tweet yoksa? Atmış? Oğuz abi Fenerbahçe hakemle tabii. Kazandı demiş. Allah Allah. He. O atmış tweet'i, ona sor. Çok enteresan. Yani... Fenerbahçe maçını soruyu bana sordun gireceğiz cevap yoksa direkt hakemin yorumuna mı gireceğiz, maçı yorumlayacağız ondan sonra mı hakemi yorumlayacağız, ona karar verelim, ondan sonra ben cevap vereceğim tabii. Tamam, maçta yorumlanacak çok fazla bir şey yok. Türk futbolu, özellikle bu sene özelinde söylüyorum, bütün kulüplerin bir iki takım hariç, mesela ben Sivasspor'u ayrı tutuyorum, Trabzonspor'u ayrı tutuyorum, henüz Galatasaray'ı o kategoriye sokamadım üst düzey olarak oynadığı futbol olarak. Bu soruya şunu da ekleyeyim mi? Ekle. Kayrılıyor musunuz? Mesela sormuş Mehmet Demir. Komik bir kırmızı kart. Sonra Galatasaray'a hediye edilen penaltı. Söyleyeyim. Şimdi siz kendi aranızda bir dümen tutturmuşsunuz 8 haftadır. Galatasaray kayrılıyor mu diye. Ben şimdi Fenerbahçe maçıyla ilgili... Dümen derken ben de dümenci mi oluyorum burada? Ya şimdi bunu hafiften dümenci oldu, o oluyorsun tabii. Niye yani oluyorsun? Yani senin attığın tweet'e karşı Galatasaray kayrılıyor. Bak, lafı az kalmış. Mehmet Demir sormuş abi. Ya sen atmışsın tweet'i, ben atmadım. Ben Mehmet Demir'e bir şey demiyorum ki, cevap vereceğim zaten ama... Galatasaray kayrılıyor, az kalır bence. Oğuz Altay'ın attığı tweet'e karşı Galatasaray kayrılıyor lafı az kalır. Şeyin Sivasspor'lu oyuncunun atılma pozisyonunda hakikaten gözü görmeyen bir insan bile sarı kartlı bir oyuncunun, işte burada bir futbolcu var milli takımlarda oynamış, söyleyeceği söze de eğer maçı izlediyse inanacağım ve konuşmayacağım. Sarı kartı olan bir oyuncu ayak bileği bölgesine toptan sonra ayağının tabanıyla bastı, ikinci sarı kartı aldı. Burada oyuncu atıldı. Nesi Galatasaray'a kayrılmış oluyor? Mesela hocam siz seyrettiniz mi o pozisyonu? Ben seyretmedim. O ben söylemedim. Ben söyleyeyim mi? Yok sen söyleme, ben söyleyeyim. Yok ben söyleyeyim mi? Nesi kayrılıyor dedin? Hani ya, soru sormuş ama oldum. Birazdan ara verirsek seyreder bakar. Daha sonrasında fikrimi söyleyebilirim çünkü, yani. Çünkü seçim falan vardı. Sivas, Galatasaray Sivas maçında insanların neden oyuncu oyundan atıldı diye sordukları sorunun cevabı, sarı kartı olan bir oyuncu ayağının tabanıyla ayak bileği bölgesini aşil tendonuyla bilek yanından bastı. Sevgili başkan, Ali Eren'e sorduğun sorunun cevabını sizin futbolcunuz Ayhan Akman sarı kart değil dedi. O ikinci sarı karttan bahsediyor. O Ayhan'ın görüşü. Ali Eren'e, Beşiktaş'ta Ali Eren'e sorduğun soruyu sizin futbolcunuz Ayhan Akman sarı kart değil dedi. İşte ben de diyorum ki yani, Ayhan'ın görüşü. Futbol böyle bir oyun zaten. Ve bir. İkincisi, kendi konuğumuzu ilk sarı bunu. Kart, ilk sarı kart gene Yatabare'nin pozisyonundaki ilk sarı kart uzaktan yakından alakası sarı kart değil. Faul verilebilir ama sarı kart, bir kere ikinci sarı kartı konuşmamıza gerek yok. İlk sarı kartı konuşmamız lazım. Sarı kartı, kırmızıyı bırak da sen 10 kişilik Sivas'tan 3-2 yiyorsun. Son bir dakikada bak, Sivas yan yana geldiler yine. Fatih Terim istifa eder miydi, etmez miydi? Sana bir şey söyleyeyim. 3-3 bitseydi o maç. Bir şey söyleyeceğim. Ben yuğulamalar başladı. Sen çok şanslısın. Fatih Terim dönüyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Millet yuğuluyor. Ve bak ben bu maç 3-3 bitse belki istifa etmezdi ama hafta Galatasaray maçında bu maç biz yenseydik kesin istifa ederdi. Bak ben diyorum ki Türkiye Ligi'nde Beşiktaş yendi istifa etti olurdu ondan sonra. Değil. O ayrı bir şey.
Diyorum ki Türkiye Ligi'nde bütün takımlar kim kimle oynarsa oynasın maçtan önce biz bu maçı rahat kazanırız diyemez. Bravo. Onun için Galatasaray maçı 3-3 ama, bitebilirdi. Ama sen bir konuda çok şanslısın. Şanslıyım. Çok şanslısın. Ben fazla şanslı değilim. Hayır, bu söyleyeceğim konuda çok şanslısın. Ne o? Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Madem tribünlere dönüyorsun, Galatasaray şampiyonluklarını artık canlı seyredeceksin statlarda. Zaten canlı seyredeceğim. Çok tebrik ediyorum seni. Ben Galatasaray'ın yok, evden seyretmekle stat aynı şey değil. Nasıl kazandığını da canlı seyrettim. O da var. Bravo. Onları da bravo. Açtırma okyanusun kapağını bana. Şimdi ya vurdu gol oldu yalnız. Direkten döndü bence. Yok abi 90'a çak. Ya olur, o da bize gol atar fark ben etmez. Ben zaten Beşiktaş'tan kopmadım hiçbir zaman. Devamlı diyoruz. Ya Fenerbahçe sıkıntı şu. Ben dik durdum. Hakkım vardı. O hakkımı kimseye helal etmiyorum da zaten. O yerine gidiyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Etmedim de. Alem biz seni tanıyoruz. Senin nasıl bir insan olduğunu da biliyoruz. Yani o yüzden Beşiktaş tribünleri böyle bir dik duruş hak ediyordu. Bize ben öyle bir duruşun devamıydım. Ettim Galatasaray, Fenerbahçe ondan sonra gelen ya şeyler. Senin, önemli olan Beşiktaş tribünlerinin bekası. Peki hala, Beşiktaş'a önemli olan o. Beşiktaş'a geçmeden önce şu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yle ilgili ben söyleyeceğim bir şey vardı aslında. Bir cümle vereceğim. Tamam. Ali Eren, Fırat Aydınus'u beğendin mi bugün maçta? Çünkü ona yönelik çok fazla eleştiriler var. Evet bugün. Bugün ben. Maçı seyretme. Evet. Kongredeydim. Sen beğendin mi Fırat Aydınus'u? Fırat Aydınus'un zaten normalde maç içerisinde çok fazla pozisyon olmadı ama 90. dakikada belki verilmesi gereken bir faul olabilirdi. Ceza sahası çizgisi dışında Gustavo'nun yapmış olduğu. Görmemiş midir bunu? Yani o penaltı değil tabii ki. Emre Güney'i sormuş bu soruyu zaten. Zanka demiş ama Zanka değil. Gustavo yaptı. Evet. Yücel sence Mustafa görmemiş midir? Mesela koşarken ter falan mı kaçırdı? Ama varla konuştu. Dinledi. Varla konuştu. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Belki faul verilebilirdi. O da çift vuruş. Sen hakem olsan verir miydin? Penaltı değil. Değil. Sen hakem olsaydın o pozisyona ne çalardın? Yani işte eğer görmediysen VAR'la konuşurdum. VAR'ın kararına bırakırdım. Gördüysen yani senin gördüğün kadarıyla sen maçı gördüğüm izledin. Gördüğüm kadarıyla hani görmüş olsaydım o an faul verebilirdim. Hmm. Ama ona yani gelene kadar Emre'nin ikinci golü aldığı pozisyonda da çok ciddi faul mesela konuşuluyor. Ya işte bak bunları konuşmamız lazım. Sadece algıyı mesela görüntü olmadığı için konuşamıyoruz ama Emre'nin topu alırken ciddi bir ayağın altına bir... Bu arada görüntü kimsede yok Alen. Yok yani kimse. Hayır ben zaten... ilgili bir şey değil. Görüntü kimsede yok. Görüntü olsaydı sadece diyorum zaten. TRT'de kimse de yok. Yani. Evet. Ama maça ben gelecek şeyi... olursak maça ha. Gelecek miyiz? Yücel sen maçı anlat. Zaten senin hakkın. Sen Fenerbahçelisin ama ilk soruyu da bize sordular. Oradan ben bir şey yapayım. Maç çok güzel bir maç değildi. Yani pozisyon evet, fazla doğru. Yok. Denizli Spor'un ilk yaptığı, ortada ilk yaptığı vuruşta gol oldu vesaire. Zenginlik yok. Pozisyon yok ama... Zenginlik ben yok. Bir şeyi... Ona katılıyorum. Doğru. Hayır ben Fenerbahçe iyi o anlamda söylemiyorum. İyi kötü anlamında söylemiyorum. Ben maçın geneli için söylüyorum. Ama 89. dakikadaki o pozisyon net foul. Sen verebilirdim dedin. Gene büyük bir gelişme yalnız var sende. En azından verebilirdim dedin. Hayatta buralara sen gelmezdim. Ama Galatasaray-Sivas. Galatasaray-Sivas maçındaki yorumlara da geleceğiz. Hayır. Bir kere ben şunu çok net söyleyeyim. Pozisyonu çok yakinen takip ettim. Yakup Şahin de sormuş. Çizgi üzerinde mi? Çizgi üzerinde değil. Çizginin önünde. Yani pozisyon free kick. Penaltı değil canım. Penaltı değil. Ama Galatasaray-Sivas maçındaki hakem hatalarına Galatasaray'ı... Onu Galatasaray kısmında onları da yorumlayacağız. Onu demek istiyorum. Onun Fenerbahçe için ne diyorsun? Ve Mert Hakan Yandaş'a da birkaç çift lafım var. Son bir cümlem daha var. Onu da söyleyeyim. Bir pozisyonda da hatta onu Alen de gördü. Hazırlanmışlar gelmişler abi. Yok ya sen bugün genel kurulda seçimdeydin. Fazla konsentre olamamışsın. Bu arada Tolga Ciğerci'nin Falcao'dan çok golü var biliyorsun değil mi? Oynamayan adam nerede gol atacak ya? Falcao ya biz söyledik. Falcao'nun şeyiniz kaymağını yediler dedik. Kim yedi? Porto ile Atletico Madrid. Şimdi Galatasaray'a gelince konuşuyoruz. Fenerbahçe'ye Yücel, dönelim. Ben sana bir şey soracağım. Evet. Şimdi Fenerbahçe maçını beraber seyrettik. Ozan Tufan'ın bir ikili mücadele sırasında çizgide evet. Sağ dışına kaydı. Sakatlandım numarası yaptı. Baktı hakem geliyor. Dizlerin üzerine emekleyerek sahanın içine geldi. Şimdi bu hareket, futbolcu uyanık olacak da. Futbolcu uyanık. Bak şimdi burada herhangi bir rakip oyuncuya kasti olarak yapmış olduğu bir hareket yok. Yani kendi takımının lehine karşı yapmış olduğu bir akıllı davranış. Yani galip gelmek için her şeyi yapmadı. Hayır öyle dakikaya oynuyorsun öyle ya.
Yani orada herhangi bir ikili mücadelede rakibi sakatlamış da o rakibi sakatlanmış. Aynen, sen pozisyonu ya sen niye tiyatro mizansen yazıyorsun? Ozan buradaki Tufan pozisyonu mu anlatıyorsun? Dışarı kayıyor. Dışarıda sakatlandım numarası yaparken hakem tabii korneri attıracak. Emekleyerek sahanın içine geliyor ki zaman geçsin diye. Tamam. Şu anda yıkılıyor caps'ten. Şeyden ortada başlamasın, oyun başlamasın diye bir hareket yaptım. Ya pozisyonda, ama pozisyonda sağ dışında kıvranıyor, acılar içerisinde kıvranıyor, kalıyor. Zaten sağ içinde de tedavisi sürdü. Niye girdi sahaya? Sahaya girmesinin sebebi ben oyun erken başlamasın diye. Çok ayıp yani şey bunu bu. Akıllı her futbolcu kendi lehine, kendi siz takımına yapmak lazım. Ben çok ahlaksızca buldum bu pozisyonu. Ahlaksız olarak demeyelim de ahlaksız olarak yani şimdi Galatasaray bu konuda ben futbolcuları kadar ahlaksız olamazsınız buna kalsa. Öyle girerseniz de sporcuların hepsi, ben sporcu kişiliğinde olan bir insanım burada. Ben üzülürüm. Yani hiçbir sporcuya biz bunları söylemememiz lazım. Dengi ne olursa olsun değişmez. Oyuncuların o anki psikolojik durumlarını göz önüne alarak insanın beynine kan gitmiyor, motivasyonu da bazen bizler de bu tür hatalar yaptık. Yani yapıyoruz da. Değil mi? Bunlar Aleren, ama bana göre çok ama bak, böyle futbol yani, nereye geldi? Önemsenecek veyahut da Ali Eren şimdi diyor ya bak, eleştirilecek yaptık biz o hataları. Değil. Ben Ali Eren'in ne yaptığını söyleyeyim. Ali Eren'in bir sahra takımla tartışması var. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Çok konuşulur o pozisyon. Serhat'a hiçbir şey yapmadı. Özcan Oğal hakem. Ha? Özcan Oğal değil abi. Şey. Evren Dölek yan hakem. Evren yan hakem şimdi şey... neydi Mustafa hakem? Mustafa Çulcu değil mi? Hayır. Şeyde geçen sene Serhat şeye gitti. Oğuz Arvan mı? Yok. Muhittin Boşat. Muhittin Boşat. Yan hakem Evren Dölek tam. Evren Dölek yan hakem. Ben hiçbir şey Evren'den bir dolayı verdi. Taşlı, Evren. Biliyorum. Hayır ben hiçbir şey yapmadım diye Ali Eren. Evet. Diyor ki gelecek hafta gelsin. Fritli diyor ya. Ama hatırladığım kadarıyla ben o maçtan sonra sadece o maçla alakalı ceza almıştım. Maçtan sonra bana ceza vermediler. O ara görüntülere bakıyorlardı. Görüntülerden hani cezayı fazlalaştırıyorlardı veyahut da indirebiliyorlardı da. O dönem içerisinde hatırladığım kadarıyla ceza almamış. Zaten ben Beşiktaş'ta toplam 2 tane kırmızı kart gördüm. Öyle mi? Tabii oynadım. Bir hazırlık maçında gördüm. Daha öncesinde bir Fenerbahçe'nde. Benim Beşiktaş'ta kırmızı kartım yok. Fazla. Şimdi pozisyonu anlatıyordun. Senden dinleyeceğiz ama bir reklama gidelim. Tabii ki. Reklamın ardından Ali Eren bize niçin dışarıdaydı da içeriye döndü onu konuşacağız. Ona ben de bir ilave yapacağım yalnız. Ben. Ozan. Sen oynamadın abi. Ya konuşacağız dedin ya. Emre o konuda bir tamamlama yapacağız. Konuşacağım. Reklama gidelim reklama. Dakikada bir kişiyi ev ve otomobil sahibi yapıyormuş. Olacak iş mi? Emin evimle oluyor işte. Helal olsun. Lidere de bu yakışır. Faizsiz, kredisiz, peşinatsız ev sahibi olmak için hemen Emin Evim şubelerine gelin. Siz de bu imkandan yararlanın. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim. Usta dönerciden ekonomist usta. Eko İskender'i veya köfte ekmeği 10.95'e alacaksınız. Ekonomist ustanın lezzetleriyle siz de doyacaksınız. Nerede iyisi orada. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Hafta içi her sabah saat 9.30'da Piyasalar Nazlı Bolak'la Parasal programında Profesör Doktor Emre Alkin'in yorumlarıyla başlıyor. Merak edilen her konu Parasal'da ele alınıyor ve bir saat boyunca ekonomiye dair tüm sorular masaya yatırılıyor. Nazlı Bolak saat 15.30'da akademisyenleri, ekonomistleri ve iş insanlarını Parasal'da ağırlıyor, iş dünyasına dair tüm gelişmeleri konuklarıyla enine boyuna tartışıyor. Parasal hafta içi her gün saat 9.30 ve 15.30'da TV 100'de. Sen şu göze baksana şu göze. Bende kira ödeyecek göz var mı? Siz de acilen kiracılıktan kurtulun.
Boşa para ödemeyin. Hemen Emin Evim şubelerine gelin. Faizsiz, kredisiz, peşinatsız, kira öder gibi kendi evinizin sahibi olun. Unutmayın, kiracılık kaderiniz değil. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim. Tekrar hoş geldiniz. Taraflı devam ediyor. Ali Eren'le sohbet ediyorduk. Ozan Tufan'ın kendini yere atıp daha sonra dışarıdan içeriye girdiği şeklinde iddialar vardı. Bu iddialarla ilgili olarak. Buna ben de bir şey söyleyeceğim. Oğuz hocam bir şey söyledi ama Ali Eren'le devam edeyim. Sonra tamam. Ya şimdi orada vakit geçirme amaçlı, arkadaşları çok yorulmuştur, dinlendirme amaçlı. Bütün bunlar olabiliyor zaten. Bence yani de. Bunlar zaman zaman olabiliyor. Ha, doğru mu, çok etik mi diyorsanız tabii ki o anki oyuncunun psikolojisine bağlı şeyler. Tabii olmamasını istiyoruz. Futbolun her şeyi her anlamda düzgün bir şekilde gitmesini istiyoruz ama zaman hepimiz yapıyoruz bunları. Futbol artık futbolcuların uyanık davranıp, tabii zeki olacak insanlar da uyanık davranıp hakemi veya başkalarını aldatmalarıyla değil de daha çok futbolcuların da hakeme yardım ettiği, gerektiği zaman da benden çıktı dediği, benim elime çarptı dediği bir dünyaya doğru evrilirken Yücel'in bu şekilde futbolcu uyanık olmalı demesi beni hiçbir şekilde şaşırtmadı. Ama ben antrenman yapıyorlar ya, nasıl faul alınır diye antrenman yapıldı, video seyrettim. Arjantin ben. Milli yani takımı. Yani Ozan'ın nasıl faul alınır diye sahaya girmesi şöyle, normal mi karşılıyorsun? Bu işin karşılamıyorum ama böyle teknik direktörler, teknik ekip futbolculara nasıl faul alınır öğretiyorlar. Ama faul almak başka bir şey ya. Ya futbolcunun aldatıyor. Futbolcunun hakemi kandırıp da, isim vermeyeyim, geçmişe de dönmeyeyim, anlayan anlar, futbolcunun hakemi kandırıp da kendini penaltı atıp Haybe'ye penaltı attığı Galatasaray'da bir sürü oyuncu var. Fener'de de hakemi var. Kandırarak penaltı aldı. Fener'de de var, Beşiktaş'ta da var. Takımın 3 puanını gasp etti. Hakkını yedi bu futbolcular. Evet. Hep Galatasaray'da oldu bu futbolcular. Hep Galatasaray'da olmadı hep canım. Galatasaray'da hep oldu. Fener'de de Ozan oldu. Ozan Tufan'ın yapmış olduğu hareket son derece mantıklı bir harekettir. Dinlenmeye yönelik bir harekettir Ali Erin. Ama Galatasaraylı futbolcular, herkes biliyor şu an ne demek istediğimi. Haybe'ye penaltı atarak kendini, besteler bile var. O uğurda besteler yapılmıştı. Sen son 20 üç seneyi... 3 puan gasp edildi. Yıllarca Galatasaraylı futbolcular yaptı. Tamam. Sen son 20 seneyi... Daha buna ne diyeyim ben yani? Tamam. Kandırmaya yönelik. Sen son 20 seneyi çok büyük acılar çekerek yaşamışsın. Hayır. Kandırmaya yönelikse bu en büyük kandırmaya yönelik artarak devam edecek zaten. Galatasaraylı futbolcular yapmıştı. Sen bu acılardan kurtulamayacaksın. Sen ben sana örnek verdim. Sen Kadıköy'de... Söylüyorum. Ne? Sen Kadıköy'de... Timsah gibi yürüyüp saatlerce şampiyonluk sevinci kutladın, şampiyon değil. Sen 25 ben yıldır konuşayım 25 kardeşim. Yıldır Kadıköy'de gelip Fenerbahçe'yi yenemedin. Timsah gibi değil. Tek olumlu böyle tarafım bu. Böyle arkanıza bakarak gittiniz 25 yıldır. Arkanıza bakarak gittiniz. Gene fair play ruhuna yakışmayan bir harekette bulundunuz. Buradaki geçen futbolcuya sordun. Bülent Uygun hocama, asker Bülent'e sordunuz. Ne dedin diye? Ki böyle işte Trabzon'da Fenerbahçeli futbolcular fair play örneği vererek Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, İşte biz burada şampiyon olduk ama futbolcular üzülmesin, Trabzonlu futbol fair play örneği gösterdi Fenerbahçeli futbolcular. Sonra ne oldu? Ama sen şu an övündüğün noktada, Kadıköy'de timsah yürüyüşü, kupayı kaldırdığın noktada Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu hiçe sayaraktan, fair play ruhunu hiçe sayaraktan kupa kaldırmak istediniz. Bizim Galatasaraylı futbolcular bu konuda çok sabıkalı. Tamam. Hiçbir şekilde artınız yok. Bitti mi? Hakemi kandırmak sizde. Bitti mi? Fair play ruhuna yakışmayan sizde. Evet. Daha bitti mi? Ne olacak işte? Ne cevap verebilirsin ki buna karşı? Bırak, yani müsaade et de vereyim. Sen benim ne söyleyeceğimi söyleyemezsin sabıkanızı ki. Sabıkanızı temizleyin. İşte sicil bozuk. Sicil bozuk. Evet. Ya sen kendi sicil stadında, Fenerbahçe stadında ışıklar söndüğünde ezeli rekabet bitti. Sen rakip bile olamazsın bundan sonra. Sen içinde bulunduğu o konumdan sen bizim yararlanan bir Galatasaraylı futbolcular. Sen bizim sikletimizde bile olamazsın. Fair play ruhuna yakışmayan harekettir. Ozan'ın yaptığı ne bugün? Kesin sicil bozuktur. Işıkları niye söndürdünüz? Karanlıkta ya alalım biz, diye mi? Biz geçmişte futbolcularımız 1996'da Trabzon'da galip geldi. Bırakın arkadaşlar, başkanınız onları futbolcularımız kovdu. Herkes biliyor. Başkanınız o futbolcuları kovdu. Ama futbolcular kaldırmak için can attılar. Başkanın o futbolcuları kovduğunda sesiniz çıktı mı? Galatasaraylı futbolcular. Çıktı mı sesiniz başkanınız o futbolcuları kovduğu zaman? En büyük örnekleri Galatasaray'da. Sizde yok.
Bizde nerede bu hakimi kandırma? Ne penaltı mı aldı adam? Lan daha bugün Ozan oldu be. Tufan gelmiş. Daha iki hafta önce, Ankara Gücü maçında avuta çıkan topu poponuzu kurtarmak için o korner verdi, gol attınız. Ya şimdi sen iki hafta önce gitme. Daha dün işte Sivas. Nereye gideyim kardeşim? Sivas Spor sen 25 sene önceye gidiyorsun. Ben iki hafta önceye gitmiyorum. Sivas Spor karşısında size verilen penaltının bir benzeri Sivas Spor oldu, verilmedi. Galatasaray'a penaltı mı kardeşim? Galatasaray'a verilen penaltı penaltıysa... Üçüncü göze sorayım Sivas mı? Ali Eren, Galatasaray maçını seyrettin mi? Seyretmedin. Sen bir Beşiktaş maçını seyrettim ben bu seyrettim. Hafta. Galatasaray'a verilen penaltı için düşüncen nedir? Ya veririz ya. Bence de penaltı. Veririz. Ya sen bunun nesini konuşuyorsun veririz şimdi? Ya şimdi verildi tamam penaltı ama Sivas Spor'un da penaltısı var. Bak penaltı ama diyorsun ya Yücel. Konuşulur. Ben yani orada değilim biliyor musun? Ben niye? Son dakikada Sivas Spor'un da penaltısı var. Sivas Spor'un kaçırdığı golleyim. 3-3 olsaydı. Evet. Ben onu diyorum. Fatih Terim min. Hani tamam. 8 haftadır Oğuz diyor tamam ya yüksek kredisi var diye. 3-3'ten sonraki... Kredi bitmiş miydi? Bitmemişti ama sallanmaya başlamıştı. Ya sıkıntı olurdu takımda. Sıkıntı olurdu yani. Takımda. Abi bir kademe ilerisine gideyim sana. Bak ya 10 kişi 3-1 maça. Ya kabul. Ben senin söylediğine ek olarak bir de bir kademe ilerisine gideyim. Ben bu konuda çok özgüvenliyim. Maçı kaybedebilirdi bir an Galatasaray. Beraberliği bırak. 0-0'ken. Ya maçı kaybetmez. Niye kaybetmez? Bu Mert Hakan Yandaş... Soy ismin Yandaş da sevgili kardeşim. Soy ismin Yandaş da attığın tweetleri de biliyoruz. Fatih Terim'le ilgili Galatasaraylı olabilirsin. Bir futbolcu takım tutabilir. Galatasaray'ı tutabilirsin. Saygı duyuyorum. Ama önce oynadığın yere hakkını vererek oynayacaksın. Ya aman aman. Mert aman, Hakan abi. Yandaş bir ama kere. Ama bak ya dur bir dakika. Orada. Bir şey. Orada. Bir dakika. İlk dakikada sevgili vermedi. Yücel, istirham ediyorum bak. İstirham ediyorum. Evet. Bir yıllarca futbol oynamış bir arkadaşımız var burada. Ali Eren. Hiç kimseyi böylesine bir zan altında bırakmaz. Zan altında böyle takım tuttu. Belki yok takım şeyini bak, yapmış böyle, olabilir. Böyle, ya olur mu öyle ya, şey? Ya yapabilir. Bak hiçbir futbolcu ben şimdi, bu konuda... Mert Hakan Yandaş'ı ben Trispor'dan tanırım. Ne olur. Üçüncü ne ligden tanırım. Lütfen. Çok ben da iyi futbolcudur. Ben 5 sene öncesinden, 6 sene öncesinden tanırım. Hakikaten çok iyi futbolcudur. İyi futbolcu. Ama bazı oyuncuların, bazı antrenörlere, hocalara özellikle şimdi Türkiye'de Fatih Terim ekolü vardır. Hayranlığı var. Hayranlığı vardır. Onun hayranlığı olabilir yani ona. Yani ama maç doğru yapmış de... mıdır, yapmamış mıdır bu tartışılabilir ama ben yok, maçın içerisinde Ali'nin bir oyuncunun yani bu tarzda aynen herhangi bir düşüncesi olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü ekmek yediği yere bir oyuncu yani Galatasaray'a gol attım olacak yani. Ya bir sevgili de, arkadaşlar tabii ki yani gol aldım olacak. Ben size şunu söyleyeyim. Ben gol şey katlar yani, yani tabii ki. Peki, ben anlattım. 7.30, 2.44 bir Allah bir top bir de Guiza dedim ya. Guiza kim oynuyordu? Karşı takıma mı oynuyordu? 6 pasın içinde atamadı Fenerbahçe'de. E Beşiktaş'ın bu hafta 89'da tabii kaçırdığı golü Sivaslı futbolcu kaçırsaydı ama, ne diyecekti ama o zaman? Kimse ama zor, bakın şimdi bırak. Şöyle bir şey var. Biz İstirham bunları edeyim konuşuyoruz ama bizim oyuncularımız çok cahil abi. Biraz kendilerini yetiştirmeleri lazım. Ne bakımdan? Sosyal anlamda biraz yetiştirmeleri lazım kendilerini. Kültürel anlamda biraz yetiştirmeleri lazım. Dünyada futbol ilerliyor, antrenörler ilerliyor ama bizim oyuncularımız hep aynı seviyede kalıyorlar. Futbol olarak değil. Düşünce olarak sosyal anlamda hep aynı seviyede kalıyorlar. Ne kitap okuyorlar ne bir sosyal şeyleri var. Hiçbir şey yok abi. Ha. Bakın çoğu %99'u aynı. Zaten hepimiz %95'imiz yani varoşlardan gelmeyiz. Belli. Bir de dil bilmiyorlar. Okul, tabii okul belli bir süre okuyabiliyoruz. Bunun fazlası zaten yok. Okuyamıyoruz antrenmanlardan maçlardan dolayı. Biraz ama profil değişmedi biraz... mi Ali Eren ya? Değişmedi. Nasıl değişti? Ardaların olaylarına bakın. Yani Ardalardan sonra gelen nesilde değişim başladıysa bilmiyorum ama işte Arda'nın yaptıklarına bakın. Örnek veriyorum size. Yani gündeme getirme amaçlı söylemiyorum ben sadece. Yani Volkan'ın işte Fenerbahçeli Volkan'ın yaptıklarına bakın. Emre'nin de şu anda Emre'nin yaptıklarına bakabilirsiniz. Geçmiş dönemde yani halen devam ediyor. Ediyor. Onun için bizim oyuncularımızın kendilerini geliştirmeleri lazım. Geliştirmedikleri süre içerisinde yine zaman zaman böyle sıkıntılı durumlarla kendileri karşılaşacaklar. Kendilerine zarar olacak. Geliştirme zaten konusunda özellikle sana şöyle katılıyorum Ali Eren. Dil bilme konusunda, yabancı dil bilme konularında geliştirmiyorlar, evet. Yani yerli oyuncularımız yabancı dile sosyal çok fazla anlamda da kendilerini ama geliştirmiyorlar. Önemli. Bu çok önemli. Yani kitap okumuyorlar. Okumaları lazım. Yabancı dil bilmeleri de önemli yani bence. Yani bir en okum içerisine İngilizce girdiğin zaman futbol haricinde bir fikir beyan etmeleri lazım konularla alakalı. Mesela ben çoğunda bunu göremiyorum. Örnek vereyim. Yani onun için biraz daha
kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Son dönemde hakemleri çok eleştiriyoruz. Mesela sen futbolu bıraktıktan sonra hakem olmak ister miydin? Alen geçtiğimiz günlerde böyle bir şey söyledi. Futbolu bırakan isimlerin kim? Şimdi Ata, Yok, istemem. Bu dönemde şöyle bir şey var Türkiye'de. Hakem olmak zaten çok büyük bir sorumluluk istiyor biri. İkincisi hangi taraf yenerse veyahut da yenilse sonuçta hep hakem suçlu. Hiç şansı yok. Üçüncüsü de hakikaten bizim hakemlerimiz kötü. Onu söyleyebilirim. Futbolan yani. İyi yetiştirilmiyorlar. Kötü bence. Tabii ki. Tabii yani ki. Pratikte, o pozisyonları pratikte analiz edemiyorlar, çözemiyorlar. Futbol oynamış insanlar bunları analiz edip çözebiliyorlar. Ya sen sahanın içinden geldin. Eski futbol, profesyonel yalnız futbolcular şöyle... derneği var. Bu hakemlerle alakalı şimdi senin söylemini onaylayacağım abi. Geçenlerde biz o derneğe üyeyiz, yazı evet. geldi. Artık futbol oynamış, futbolu bırakmış oyuncular da hakem olabilecekler. Bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Bununla ya alakalı da yazı geldi. Yani ben evet. yazdım da bunu, söyledim de bunu. Ben senin demin söylediğin konuya ilişkin bir şey söyleyeceğim. Hani kitap okumaları lazım, eğitim şart. Zaten bunu hep söylüyoruz. Ülke olarak da. Yani bugün ben bundan 3 sene 4 sene evvel bir gazetede okudum. Dünyadaki ülkelerin üniversite mezun şeylerin yüzdelerini koymuşlar. Kanada %97 üniversite mezunu halk. Kanada'nın %97'si üniversite mezunu. Ama Kanada'da bir halk yok biliyorsun. Ya Kanada ülkesinde yaşayanları söylüyorum. Ha, Kanadalı yok yani. Ya, var veya yok. Yani Kanada'da kim ikamet ediyorsa işte %97. Hindistan'dan, şimdi Çin'den, Amerika %70. İşte Fransa %65, %70. Böyle iniyor, iniyor, iniyor. Türkiye %14. Zaten ülke olarak yani daha yeni yeni başlıyor okuma, üniversite, yani özel okullar. Şimdi buralarda buraları aşmamız lazım. Yani futbolculara bu hani ben hep şey derdim. İşte tribünlerde şu içiliyor, bu içiliyor, sigara çok içiliyor, o oluyor. Ya kardeşim bu tribünlerin hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tribünleriyle alakalı bir şey değil ki bu. Bu ülkenin içinde bulunduğu durum, bütün dünyanın içinde bulunduğu durum. Yani bunu kalkıp da yani bu ülke, bu tribüne gelen insanlar Mars'ta yaşıyorlar da maç günleri tribünlere mi ışınlanıyorlar? Değişik profilde insanlar geliyor bir anda. Yo. Bunu birçok konuda genelleyebiliriz. Doğru söylüyorsun. Tabii ki yani. Yani şu da var. Bakın. Ali ben sadece, bir şey soracağım sana. Abi hemen bir tamam, ekleme tamam, yapayım tamam. Daha sonrasında sorabilirsin. Tamam. Bakın. Oyuncular büyük paralar kazanıyor. Değil mi? Evet. Evet. Bunu kontrol etmeleri lazım. Bunu kullanmaları lazım. Doğru yatırımlar yapmaları lazım. Şimdi geçmiş dönemde oyunculara baktığımız zaman çoğunun bu kazanmış oldukları paraları kaybettiklerini görüyoruz. Evet. Çok sıkıntılı zamanlar yaşıyorlar yani. Antrenörlük işte bir yerde altyapıda çalışmaya çalışıyorlar. Yani çoğu oyuncunun durumu bu baktığımızda. Yanlış yatırım. Tabii yanlış yatırımlar. Bunlar da zaten bilgi birikimle alakalı. Yani okumakla alakalı. Farkındalıkla alakalı. Bir de şöyle çabuk yakalanıyor. Bunları yani bizde maalesef yok. Biz ilk zamanlar ne yapıyorduk? İşte ilk transfer olduk, bir araba aldık. İkinci transfer olduk, onun daha iyisini aldık. Üçüncü transfer olduk, onun daha iyisini aldık. Yani işte bir evde bir arsaydı vesaire öyle bir yatırımımız olmadı. Çünkü bilmiyorduk. Çünkü biz o döneme kadar hiçbir şey göstermedik. Ticarete de çok yatkın olmuyorlar. Şimdi koskoca kulüpler geliyor buraya oyuncular. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, işte Beşiktaş'a geliyor. Oyuncuyu alıyor, 3 milyon dolar, 4 milyon dolar parayı veriyor. İstanbul'da pisliğin içerisine bırakıyorlar. Bunun arkadaşı ya kim, kiminle geziyor, ne iş yapıyor, nerelere gidiyor, geliyor. Bunu kimse kontrol etmiyorlar. Doğru. Bu çocuğun sosyal hayatına bakmıyorlar. Bu nerede kalıyor, nerede gidiyor? Villada sabahtan akşama kadar neler oluyor? Partiler oluyor mu, olmuyor mu? Maça nasıl hazırlanıyor? Bunların hiçbirisine kulüp bakmıyor. Gel kardeşim diyor, ben sana parayı veriyorum diyor. Tamam. Ondan sonra sen gel Ali, maçta bak, bana oynar. Nasıl oynayacak oyuncu? Guti Beşiktaş'a transfer oldu ya. Guti. Dördüncü ya da beşinci gün Beşiktaş'ta dolanıyor. Bizim de kuaför bir arkadaş var. Diyorlar ki Allah Allah bu Guti değil mi ya? Yok benzetiyorsun falan diyor. Ya kardeşim Guti falan işte İspanyolca, İngilizce falan filan adam harbi Guti. Berber arıyor abi tek başına Beşiktaş'ta. Ha böyle bir şey olabilir mi? Yani dünya markası bir adam, ya bunun menajeri, bunun işte kulüpten görevlenmiş birisi. Canım, yani bu kadar ilkel, kötü yani inanılmaz bir şey ya. Ya hani sen bırak futbolcunun parasını. Şimdi... Yönetmeyi şu, yani oyuncuyu geliştirmemiz lazım. Her konuda oyuncuları ama, kulüplerin kendi özel oyunculara gel kardeşim neyin eksik? Bunu belki mecbur özelinde, yapmak zorundasın demesi lazım abi. Biz Avrupa'ya oyuncu vermek istiyorsak. Bakın ben Avrupa'ya gittim. Ben gittim 2000 yılında. Kaçtım geri geldim.
Nereye gittin? Alışamadım. Cenova'ya gittim ben. Cenova. Tabii ki. Ben kaçtım geri geldim oradan. Alışamadım çünkü. Çünkü onların kültürü, onların dilleri çok farklıydı. Ben onlarla diyalog kurabileceğim, iletişim kurabileceğim ortak bir dilimiz yoktu bizim. İşte ben de zaten onu demek istedim Azal Erbaş. Problemlerimizden dil çok bir tanesi önemli bu. Bir sorun. Tabii ki. Yabancı ya dil. Afrikalılar geliyor İngilizce biliyor. Biliyorlar hepsi biliyor. Değil, değil hepsi mi? Biliyor. Bizde yok abi. Yok. Yani bizim en büyük problem. Onun için de işte okumamız lazım abi. En kötü kulüplerin kendi bünyesinde oyuncuları geliştirmeleri için bu konuda yani çalışmalar yapmaları gerekiyor. Şimdi basketbolda bütün herkes İngilizce bilir ama futbolcularımız maalesef en azından İngilizceyi bilmiyorlar. Bu çok önemli. Peki maça dönelim birazcık. Bugünkü maça sen Fenerbahçe'nin Denizli Spor karşısındaki oyunundan memnun kaldın mı? Bir de Rodriguez'in ayağına arkadan basıldı, net penaltı. Vedat kafa atıldı Mustafa Yumlu tarafından ve Emre demiş Vatan 1071. Bu arada Emre'nin kaburgalarının durumu nedir? Çünkü bir tweet geldi. Diyor ki ben diyor boks yaptım yıllarca, kaburgaya çok darbe aldım. Ümit Bey sormuş bunu, Turkish Warrior. Hapşıramazsın dayı, bırak futbol oynamayı diyor, hapşıramazsın. Hani kırık mırık dediler diyor, öyle bir şey olamaz diyor. Çatlak varmış herhalde. Vallahi ben çatlattım. Ya ben çatlattım. 20 gün yattım ya. Öyle mi? Tabii tabii. Yani mesela hani gülüyorsun ya böyle falan diye. Gülemiyorsun. Yani gülerken ağlıyorsun. Çok acıtır. Müthiş. Onun herhalde bir alçı tedavisi de yokmuş. Yok yok. Dinleniyorsun. Değil mi? Evet. Ezik vardır büyük ihtimalle. Darbeye bağlı. Ezik varsa o da çok ağrısız. Ya Ali bir şey soracağım. Hem de söylemiş olayım da. Şimdi VAR sistemi var ya. Evet abi. Türkiye'de VAR var mı yok mu? Neden? Şimdi hakem maçı yönetirken bazı pozisyonları kaçırdığını varsayıyoruz. Diyoruz ki kendi içimizden işte bunu görmedi, yanlış yorumladı vesaire. Birçok şey söyleyebiliyoruz. VAR'ın başında oturan adamlar ekrandan seyrediyorlar. Her taraftan pozisyonu inceliyorlar. Fakat oyuna katkıları olmuyor. Bazı pozisyonlarda biz bile burada kendi içimizde tartışmak zorunda kalıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin bu şeyini, pozisyonu niye vermedi? Başkan, İşte Galatasaray kullanıyor bu. İstiyorsan o şey Fenerbahçe ile birlikte yorumlayarak gidelim. Yani ben şimdi Fenerbahçe'yi bir yorumlamak istiyorum. Orada kaldık ya, Fenerbahçe'yi sormuştum. Tamam, ondan sonra da devamını getiririz tabii. Şimdi biz son deplasmanımız diyelim. Deplasman olarak nitelendirdiğimizde Galatasaray maçında aldığımız cezadan sonra bir evvelki deplasmana gidememe cezası veriliyor, biliyorsun sen, federasyonun uygulamış oldu. Dolayısıyla biz ben Denizli Spor maçında Denizli'de yerimi alamadım. Cezalıydınız, evet. Bilemediniz. Buradan üzgünlüğümü belirtmek istiyorum taraftarlarımıza. Maçtan evvel benim korkum şuydu. Çekindiğim nokta vardı. Türkiye'de her hoca değişikliğinden sonra takımlar bir ivme yakalar. Bir 2-3 hafta yükselişe geçerler. Başarılı sonuçlar alırlar. Dolayısıyla Denizli, Yukatel Denizli Spor'un Yücel İldiz gönderildikten sonra yerine gelen Şifo Mehmet, Şifo Hoca açıkçası ilk hafta itibariyle bize denk gelmesiyle bir çekindiğim, korktuğum noktalar oluyor. Genel manada istatistik olarak hocalar değiştikten sonra bu başarıyı alıyorlar. Ama Denizli Spor Allah'tan kötü oynadı. Yani benim korkumu boşa çıkarttı. Bir öyle. De tribün olarak sanki Yanal'a ne yapması gerektiğini de anlatmış gibisiniz. Yani stoperde Serdar Aziz'i gördü. Bravo, bravo. Jailson yoktu. O biraz evet. Tribünleri dinlemiş teknik evet, direktör evet, Ersun evet. Yanal'da. Serdar Aziz güzel oynadı. Başarılı bir yani bulundu. Yani futbol anlamında genel olarak Fenerbahçe'de bir güzel bir futbol yoktu ama Serdar Aziz'in haftalar sonra oynaması itibariyle gördüğüm, izlediğim kadarıyla güzel oyun kurdu. Defanstan top çıkarmaya yönelik iyi hamleler yaptı ve oyunun genelinde maçı beraber topla seyrettim. Buluşmada en çok Serdar Aziz'de maçı, top buluştu. Maçı beraber seyrettik. Serdar Aziz'i rahatsız edecek bir tane Denizli Spor yoktu. Yoktu. Evet. Ama ben yani onu dedim zaten. Onu yani Allah'tan Denizli Spor yoktu. Yani. Kötü futbol oynadı. Maçtan evvel baktığımızda şimdi taraftarlarımız Denizli'de bulunan genç Fenerbahçeliler, ünlü GFB kardeşlerimiz güzel bir koreografi çalışması yapmışlar. Bizim sezon başı itibariyle bir sloganımız var. 29. şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Ona yönelik bir atıfta bulunup koreografi yapmışlar. Buradan onları tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, ellerine sağlık. Güzel bir çalışma yapmışlar. Hep beraber Sayın Ali Koç başkanımızı göstererek 29. şampiyonluğu göstererek bir koreografi yapmışlardı. O çalışmayı çok beğendim. Maça döndüğümüzde maçta dediğim gibi Fenerbahçe güzel futbol oynamadı. Oyundan çıkınca Emre sizin temponuz düşüyor mu?
Golü mesela Emre çıkınca yediniz. Valla Emre Belözoğlu'yu ben alnından öpüyorum. Niye alnından öpüyorum? Sağ olsun yani kardeşimiz, sevgili futbolcumuz, kaptanımız buraya geldiği zaman, Fenerbahçe'ye tekrar ikinci kez geldiği zaman diyeyim, bir abi olarak kendisini aldı Fenerbahçe. Yani öyle yakıştırma yapıldı. Abi o abilik yapsın. Ama abilikten öte takıma maç kazandıran, oyunu yönlendiren, bütün o kurguyu veren bir maestro görevi. Ya abilikten öte artık Emre Belözoğlu maç kazandırıyor. Bugün golü hazırladı. Golü hazırladı. Müthiş bir baskı ben yaparak, Fenerbahçe'ye giriş yaparak alarak. Ergen Yalçın'ın 2003 yılında Beşiktaş'a gelişine benzetiyorum. Yani en son hayatının baharını her yerde dolaştı. Artık geldi Beşiktaş'ta şampiyonluk görmek istiyorum deyip hani 100. yılda hani gördüm. Emre'nin gelişi de Fenerbahçe'ye öyle, artık 37-38 yaşına gelmiş bir Emre. Artık abilikten ziyade takımı abilikten yönlendirmek. Yeni, ama bir de eski halinden de fazla arınmış biraz değil mi? Yani Emre eski böyle hırçınlığı, asabiyeti falan kalmamış. Gördüğüm kadar. Tabii daha büyük maç görmedik ama. 39 yaşında abi, bir futbolcu. 7'sinde neyse 70'inde de olur. Ali Eren sen kaç yaşında bıraktın? Sen kaç yaşında bıraktın? Ben 32 yaşında bıraktım. 32 yaşında. Herhangi bir sakatlık var mıydı? Tabii yok. Ki ufak tefek sakatlıklar vardı ama. Şimdi yani onun 32 çok erken mi? Çok yani? Erken bırakmış. Mesela Emre Belözoğlu 39 yaşında. Değil mi? Ve biyonik, maşallah biyonik adam gibi yani. Baktığımızda şimdi milli takımda Emre Belözoğlu olmayınca Allah Allah eyvah eyvah diyoruz. Veya Fenerbahçe'de olmayınca işte eyvah eyvah diyoruz. Yani abilikten öte maç kazandıran bir futbolcu 39 yaşında ve sakat kaburgası. Az evvel Emre dedi ki ben yaşadım onu, nefes almakta zorlanırsın dedi. Çünkü bu alçı tedavisiyle olmayan bir şey. Şimdi, kendi kendine geçiyor. Şimdi şunu söyleyeyim, o konuda oynadı. O konuda bir kere oyuncuda problem oldu mu oynayamaz. Kim olursa olsun oynayamaz. Onu kenara koyalım. İkincisi Emre'nin zaten tarzını biliyoruz. Emre zaten lider bir oyuncu futbolculuk yönünden. Hırsızı. Zaten takımı yönlendiren, bunun için de Fenerbahçe'ye gelmesini istediler. Zaten Emre oldum olası bu Emre'nin özelliklerinde vardır yani. Bizde de Sergen'de vardı o. Sergen bir hareketlendi mi bir yere doğru bütün takım hareketleniyordu. Yani o refleksi gösterebilen oyuncular evet, çok azdır. Çok az. Lider oyuncular çok azdır. Aynen. Beşiktaş'ta da şu anda en büyük eksiklerden bir tane lider bravo, oyuncu. Aleyren, anlatabiliyor muyum? Problem o. Ali Eren, araya gireyim mi? Emre'nin bir açıklaması geldi de onun için seni çok yakinen ilgilendiriyor. Tabii. Şöyle diyor Emre. Bugün kazanmak çok önemliydi. Her takım arkadaşım gibi elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Kaburgamda kırık var. Kaybetmenin acısı mı, kırığın acısı mı derseniz kırığın acısını tercih ederim demiş. Yani valla ben hani bilemiyorum. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama yani ben kaburgasında kırık olup da hani ama neresinde, oyundan çıktığı nasıl zaman yani, aldılar ya sizi, şey vardı. Siz, abi ne bandajlıydı. Olsun o sıkıntı. Isı bandaj. Maçtan yani önce mi kırık vardı? Maçtan önce tabii. Şeyde ya milli maçta. Milli takımda. Yani, milli takımda. Bilemiyorum. Nasıl oynuyor kırık? Ağrı derecesi ceza, nedir? Onu bilemiyorum. Düştü. Bana hani bana ezik gibi. Çünkü ben darbe aldım kaburga ama çok iyi biliyorum. Ağrı derecesi ne? Hareket ağrı derecesi ya, ne? O önemli yani. Yani normal bir insan oynayamaz çünkü kaburga kırığı. Bir de nerede olduğu da önemli. Şimdi doktor değilim ben bu konuda direkt yani tespit de yapamam ama yani ağrısı olan bir insanın oynayabileceğini zannetmiyorum. Ya sen beğendin Fenerbahçe'yi. Hayır yani oyun olarak beğenmedim ama kaptanımızın da dediği gibi bugün kazanmak çok önemliydi. Şimdi o zaman ki Emre'ye sorarlar milli takımda niye oynamadın diye. Milli hayır, takım Fenerbahçe'den o 15 önemsiz gün, miydi diye bilirler yani. 15 şimdi gün, söylenebilir 15 bu. Süre zarfı yok, verdiler. Ben eleştiri amaçlı söylemiyorum. Sadece yani onun o konuşmasına dair. Arnavutluk maçından sonraki maçta 15 gün süre verdiler. O 15 gün süreyi zaten Denizli'ye denk geldiği için dinlenme mahiyetinde 15 gün süre. O 15 süreyi tamamladı Emre Denizli maçıyla. Yani sakatlık dinlendirildi. Safhasını ben bilemiyorum. Ben ama mevzuyu değiştirmek istiyorum aslında biraz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı Trabzon da keza için içinde. Hani yüksek paralar harcayıp da temaşayı ortaya koyan bir yapının içinde değil şu anda futbolcu. Ben katılmıyorum. Bir saniye müsaade. Trabzon çok güzel top oynuyor ya. Yok daha değil. Çok güzel hayır, oynuyor. Hayır, daha ben değil. Trabzon'un bütün maçlarını seyrettim. Ekuban varken, Abdülkadir Ömür varken evet bak, şu anda sana değil. Şöyle söyleyeyim ben bu hafta seyrettin bitireyim mi Trabzon maçını? Bitireyim. Bir dakika sen seyrettin mi bu hafta Trabzon'u? %60-%70 seyrettim.
Bak, bölüm bölüm seyrettim. Bak, bölüm bölüm değil bak. Ben baştan sona... Şimdi yani Sosa 2-1 iken maç, Sosa 45 metreden topa vurdu. Top bombe aldı. Gol oldu. 3-1 rahatladı. Top oynamaya başladı. Ya 2-1'e kadar bakarak oynamadı adam ya. Hayır. Lütfen. Bak ben ya. Başka bir şey söyleyeceğim ama. Yani burada izafidir bazı şeyler. İyi top oynamak, şimdi anlatacağım konuyla orantılı. İyi top oynamak var, iyi top oynamak var. Şenol Güneş'in ilk geldiği sene Bilic'ten devraldıktan sonra bu Gomez, Sosa, o zaman Sosa Beşiktaş'taydı. Evet. Gökhan Töre, Kerim Fıray, bu takım baskıya başladığı zaman 20 dakika falan rakip takım sahadan çıkamıyordu. Çıkamıyordu. Hangi takım olursa olsun çıkamıyordu. Ciddi bir pres. Ancak işte Şenol Güneş'in korkularıyla ya da inatlarıyla alakalı bir durum olduğu zaman hani geri çekilme söz konusu. Necip oyunu aldığı zaman. Galatasaray tabii yani. Oralarda. Ama netice itibariyle yani bu Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruplardan çıkmak falan filan bütün inanılmaz bir futbol. Sağdan, soldan, ortadan, yandan, Gomez ön direk, arka direk, o bitiyor. Ya inanılmaz, sonra Talişka geldi falan. Nefes aldırmıyorlardı. Quaresma sağdan. Bir dönem ya, öyleydi. Nefes alamıyordu. Şimdi diyorum ki futbol iyi futbolcularla oynanır ve şu teknik direktörler de ona göre taktik hazırlar değil mi? Şimdi çok ciddi paralar harcanıyor. Futbolu öyle seviyoruz biz. Yani tuttuğun takım olarak. Sağdan gelecek, soldan gelecek. Şimdi bir heyecan yapıyor musun maç seyrederken? Ama ya? Bak, ya hiçbir takımda heyecan yok şu anda. Ya yani topa vursun. Fenerbahçe zaten bugün doğru, sana katılıyorum. Yani hiçbir şey takım varken ben Fenerbahçe'yi beğenmedim. Zaten Trabzon mevzusunda asla katılmıyorum. Ben Trabzon'u ben istediğim bak, futbol yok ya şu anda şunu Trabzon'da. Ben Beşiktaş'ta olduğum için Beşiktaş maçlarını seyrediyorum. Ama onun dışında çoğu zaman İngiltere'den maç seyrediyorum ben. Yani orası ya tabii ki ya. Çok şimdi farklı. Tabii orası bambaşka çok bir. Yani kötü futbol oynuyor Trabzon. İşte hayır. Orada görebiliyorum futbolu. Ya ben şunu söyleyeyim. Mesela Trabzonspor'la ilgili yanlış saptamanın altını çizeyim. Bu hafta içerisinde Ahmet Ağoğlu açıklama yaptı biliyorsun. Yaklaşık 220 milyon TL'lik bir borç indirimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Zaten iyi yani yönetiliyor Trabzon şu anda. Geliyor bak, laf, burada şimdi böyle konuştuğun zaman çarpıtılır. Hayır ben hani cımbızlama oluyor. Müsaade edersen bitireyim. İndirerek geliyor. İyi top oynuyor. Kazanıyor ve yaklaşık 248 hafta sonra da liderlik koltuğu. Yani çok uzun bir süreç sonra da şimdi, liderlik. O zaman koltuğu. İşte şuna bakmak lazım. Gün sonra yani Fenerbahçe'nin benim iyi futbol dediğim başka bir şey ama. Ya öyle. Yani hani senin benim iyi futbol yani bugün Trabzon bakalım ciddi bir rakiple oynadığı zaman o futbolu oynayabilecek mi? Mesela Fenerbahçe karşısında puan kaptırdı. Hayır, nasıl Fenerbahçe bir karşısında berabere bitti. Şimdi, buradaki maç berabere şimdi, bitti ama biz onları hapsettik. Evet, iyi futbol oynamadı. Çok, Trabzonspor mu çok girdi iyi? Yoksa Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği gibi değil. Değil. Bir kere buna bakmak değil lazım. Fenerbahçe 8 maç oynanmış. Zaten ben bunu anlamak istediğim çarpıtılıyor şu anda stüdyoda. Beyler bakın yani ben 24 puan var bak, bir dakika arada. Diyorum ki bu kadar para harcamaya böyle futbol reva mı? Değil. Şimdi dilimin döndüğü kadar bir küçük bir toparlama bu konuda size katkı olsun. Şimdi özellikle İstanbul takımları, üç büyükler dediğimiz, Trabzon'u da bunun içine katarak kattığımız bir yapıda yıllardır bugüne kadar bu finansal fair play'ler falan çıkmadan önce kulüplerin harcama yetkilerine mali disiplin getirilmeden önce hem UEFA tarafından hem de Türk Futbol Federasyonu tarafından şimdi bu İstanbul kulüplerinin belli bir kadro kalitesinde istedikleri oyuncuyu gidip alıp borçlandır şeklinde devam ettiği için kadro kaliteleri yükselmişti. Anadolu kulüpleriyle aralarında belli farklar vardı. Hatta bunu VAR sistemini de üzerine koyarak gidiyorum. VAR sistemiyle beraber İstanbul'a gelen Anadolu takımları yıllarca tokatlandı, doğrandı. Ben bunu çok net olarak, bunu bütün İstanbul genelinde bunu net olarak söyleyebiliyorum. Fakat ne zaman ki bu finansal fair play'den dolayı kulüplere mali kıstaslar getirildi, transfer yasakları konuldu. Bundan dolayı kulüpler ellerindeki yabancı veya Türk de olsa kaliteli futbolcuları ellerinde tutamadıkları gibi mali tabloyu da gelir gider tablosunda tutturabilmek için var olan futbolcularını da satmak zorunda kaldılar. Galatasaray sattı, Fenerbahçe sattı, Beşiktaş sattı, Trabzon bile satmak istemediği halde sattı. Bu durumda ne oldu? Anadolu kulüpleriyle İstanbul kulüpleri arasındaki var olan level kapandı. Neredeyse birbirine yakın hale geldi. Bundan dolayı diyorum ki ben bundan sonra zaten
her takımın oynayacağı maç 3 sonuçludur. Şimdi mesela şimdi parantez açacağım. Evet. Şimdi finansal fair play'den söz ettiğin zaman yani Anadolu takımları iyi transfer yapıyor. Hayır, onu demiyorum. Ne İstanbul yapıyor? Takımlarının eli kolu ben bağlandı. Ben sana şimdi 5 tane isim sayacağım. Bir dakika. Beşiktaş bu sene. Ama yanlış anlarsan yanlış soru söylersin. Sen devam edeceksin. Tamam. Beşiktaş 5 tane oyuncu almış. Diaby, Elneny, Rebeko, Douglas, Enkodu. Tamam. Bunun neyini soruyorsun şimdi bana? Niye söylüyorum biliyor musun? Sen bu adamlara verdiğin para 2 tane düzgün adam alsan daha iş yapar Beşiktaş. Ama ne kadar güzel söylüyorsun. Sen şimdi yöneticilerin vasıfsızlığından. Tamam. Menajerlerle olan ilişkilerinden. Tamam. Şimdi adam bir tane adam alıyor Sivas'ta, Alanya'da, Kayseri'de. Yanlış. Sen adama gıpta ile bakıyorsun ya bu adamı nereden buldu diyorsun. Bunu adam biz onu 70 bin dolara oynuyor adam. Alev. Ya diyorsun ki kardeşim bu adamlara sen 2 milyon 3 milyon euro para veriyorsun. Laiç. Ya adam 1,5 senedir, 1 senedir hadi yarım sene günahını almayayım. Bu verdiğin örnek doğru ama. Adam aldığı topu yanlış, geri veriyor. Sorumluluk almıyor. Doğru şimdi, düşünüyorsun, yanlış söylüyorsun bence. Neden? 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 Evet. Sizinkiler yanlış transfer yapmışlar. Ya seninki de öyle Falco. Ya, 50 trilyon veriyorsun sen de. Ama anlamıyorsun daha top ki, oynamadı. Ya bir müsaade. Ben derim ki Abdurrahim Albayrak. Başka bir şey senin, söylüyorum. Hayır bir dakika. Seninkiler derken seni suçlamıyorum. Örneği veren sensin. Seni yavrum, söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum sana. Diyorum ki. Ama bir şeyi yanlış söylüyorsun. Ya senin egon ben tuttum adamı alırım buraya getiririmden dolayı Galatasaray şu anda mali çöküntü içinde. Şık, rivayetler ne biliyor musun şu anda? Bunu Türkiye'de ilk kim söyledi Falco biliyor musunuz? Falco parasını alamıyor. Ama Falco parasını alamıyor, onun için oynamıyor diyorlar. Alen ya, abi. Konu başka Alen bir yere abi, geldi. Bir araya bak, gireyim. Hayır konunun ana başlığı bak, hiç bilmeyen yöneticiler. Altına imzamı attım. O kadar. Attım. Diyorum ki senin saydığın 5 tane futbolcuda yanlış transfer yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Galatasaray yapmış mıdır? Yapmıştır. Şunu söylüyorum ben sana. Ya sen, bunun finansal fair play ile alakası yok. Onu anlatıyorum. Şurada alakası var işte. Yok 5 tane alacağına 2 tane al. Düzgün adam al. Ya şurada var şurada. Beşiktaş'ın şu andaki ilk 11'ini saydığın zaman orta sıralardaki eskiden var olan bir Anadolu takımından biraz daha üstün gibi kadro kalitesi. Sen Talisca'yı tutabildin mi? Tutabilirdin. Tutabilirdin. Cenk Tosun'u sattın. Ona sattığın Cenk, parayla Cenk Tosun'u tutabilirdin. Cenk bu da Tosun'u. İş bilmez yöneticilik. İş bilmez. Hayır ondan değil. Sen mali tablonu tutturabilmek için ya kulübün kasasına gelir getirmen gerekirdi. Hayır katılmıyorum. Ya da futbolcu. Katılmıyorum. Neden ya? Katılmıyorum? Nasıl? Cenk Tosun 22 milyon pound'a satıldığında evet, dendi ki borçlarımızı ödeyeceğiz. Camiada dedi ki tamam 20 gün sonra Bayern Münih maçı oynamasına rağmen. Gitti Larin aldı. Wagner Love aldı. Toplam para maliyet 10 lira. E 12 milyon pound. E ben de diyor bir sene sonra gelecek daha takıma. Ben de sana diyorum ki sen eğer ki sen şuna inanmıyor musun? Tosun'u sattın 22 evet, milyon pound'a. Evet. Kasaba, bakkala, manava borçlarını ödedin. Amenna. Eyvallah. Evet. En azından Cenk Tosun deriz ki bakkal borçlarına, manav borçlarına gitti. Bu seni haklı nereye çıkarmıyor. Nereye gitti? Larin'e gitti. Ya bu daha seni 3 dakika top oynamadı adam. Bu seni haklı çıkarmıyor. Bak, beni Falco, haklı çıkarıyor. 50 trilyon. Hayır. Neden? İş bilmez yöneticiler. Finansal fair play ile alakası yok. %100 alakası var. %100 alakası var. Alakası şöyle, olsa sen finansal fair play ile finansal fair play ile alakası olmasa sen bu oyuncuları elinde yapamazsın, tutabilirsin. Yapamazsın. Elinde tutabilirsin. Sen nasıl 50 trilyonluk adam aldın sen de? Bir dakika ben size anlatayım o zaman. Ben şu anda hayır. Şu anda 3 kulüpte 4 kulüpte gitsin finansal fair play'e 4'ü de uygun değil. Farklı şekilde herkes değil, geliyor. Anlatabiliyor muyum? 4'ü de uygun değil. Peki farklı Alen, şekillerde UEFA'nın zaten yaptırımları var. Bakın şimdi Alen, ben size bir şey anlatacağım. Anladım. Çok iyi anladım. Şimdi vallahi Türkiye'de 14 yabancı Alen, kuralı var değil mi? 14 evet, yabancı kuralı var. Bugün sorduk yani, zaten. 14 yabancı kuralı var. Baktığınız zaman bu 14 yabancı kuralı şimdi milli takımda diyorlar ki işte bu kurallardan dolayı milli takımımız böyle oldu, şöyle oldu diyorlar. Fransa maçında oynanan oyunlardan. Şimdi bakalım Fenerbahçe altyapısından kim gitti çıktı stoper olarak? Merih çıktı. Peki bunun yabancı kuralıyla ne alakası vardı? Demek ki Merih Fenerbahçe'de yabancıdan dolayı oynayamadı. Bir kanal buldu zar zor çocuk Portekiz 3. ligine gitti. Oradan geldi. Vesile olmuş yani. Sporting'e gitti. Vesile olamaz bu. Bu bir şanstır. Sadece Merih için şanstır. Herkes bunu hiç alamaz. Bunun başka örneği yok. Tamam mı? Bunu alamaz. Dönelim. İkinci stoperimiz kimdi? Çağlar. Nerede oynuyordu Çağlar? Bursa. Daha öncesi? Altınordu. Altınordu'da yabancı var mı? Yok. Dönelim. Roma'ya kimi sattık biz? Cengiz Önder. Cengiz Önder nerede oynuyordu? Altınordu, Başakşehir. Yabancı var mıydı? Yok. Yoktu. Şimdi dönelim Yusuf'a.
Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Trabzonspor transfer yapamadı diye Abdülkadir. Yusuf. Parmak. Parmak o geride oynayan çocuklar daha sonrasında zorla oynatılmadılar mı? Dorukhan Beşiktaş'ta transfer yapılamadı. Kadro darlığından dolayı oyuncu bulamadılar. Zorla oynatmadılar. Ali Eren uzağa gitme, çok parlak yani bir örnek. Yani hadi bu yabancı bize fayda getirecekti. Bakın arkadaşlar, paralarımız kalitesiz yabancılara gidiyor. Bravo. Yazık, alma. Günah. Almasınlar zaten. Almasınlar. Alen abi zaten onu gidiyor. Söylüyor. Menajerlere gidiyor. Ya bakın siz, bak, 14 tane yabancı olacağına 6 tane 5 tane yabancı olsun, doğru düzgün para, bravo, ver, doğru düzgün adam. Peki senin bu söylediğin zaten... Senin bu söylediğine kim hayır der? Hayır hayır, bir şey söyleyeyim. Bu doğru çünkü. Futbol dünyası hayır diyor. Hayır hayır, hayır, kimse hayır demez. Bir şey kaçırıyor insanlar. Aziz Yıldırım, bak, Van Persie Beşiktaş'la anlaştı. Bedensiz geliyordu, bonservissiz. Yalnızca Van Persie'ye para verilecekti. Gitti Aziz Yıldırım Van Persie'ye 6 milyon dolar para verdi. Ama tamam, o artık bak şimdi kalmış bize bedava şey. Niye? Abi onunla alakalı da adam alacağım diye. Bir araya girebilir miyim? Bak bu para. Miyim? Bir araya girebilir miyim? Sakın adama veriliyor. Mehmet Topuz olayı vardır. Evet. Abi. Aziz Yıldırım çıktı, ne dedi? Kaysın ben ya. İstediğim futbolcuyu alırım Fenerbahçe olarak. İstediğim yerden alırım mi? Dedi. Değil mi? Sonra çıktı dedi ki Türk futbolcularına fazla bonservis parası istiyorlar. Sayın Başkan, kendiniz yaptınız. Doğru. Sen gittin Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncunun üzerine atladın. Beşiktaş senin talip olduğun oyuncunun üzerine atladı. Bu da Anadolu kulüplerinin işine geldi. 1 milyon euroluk Türk oyuncusunu sana 5 milyon euroya verdiler. Ya, bu yani basit. Bunu bundan daha başka yani anlatılabilir tarafı yok. İnsanlar şunu anlamıyorlar. Biz altyapıdan oyuncu yetiştirmezsek, aşağıdan oyuncu çıkartamazsak, anlatabiliyor muyum? Türk futbolu gitgide dibe doğru gidecek. Söylüyorum size. Türkiye'de futbol kalitesi gitgide düşecek. Kreatif bir oyuncu var mı doğru düzgün Türkiye'de, Süper Lig'de gördüğünüz? Türk var mı? Yabancı. Kaç tane var sayabilir misin? En fazlası Laiç. En fazlası Laiç. Sayabilir misin? Sosa var. İşte Laiç var. Laiç var. Var mı? Sosa var şimdi mı? Yeni buldu kendini. Yani sen 14 yabancı kuralına karşı olduğunu belirten açıklamalar. Hayır, karşı değil şu. Yani biz zararlı bir iş diyorsun. Biz kriterleri yerine getiremedik altyapılarla alakalı. Altyapılar için... Kulüplere Futbol Federasyonu'ndan verilen paraların hepsini transfere harcadılar. Altyapıya yöneticiler ya bir şeyi harcamadı. Yanlış, anlatabiliyor bir muyum? Bir şeyi yanlış düşünüyorsunuz. Bir şeyi Ali Eren bak. Şimdi hepimiz için söylüyorum. 14 yabancı kuralı diyoruz ya. Bak bir şeyi doğru tespit etmezsek yorumu da farklı yapmış olacağız. 14 tane Türk artı 14 yabancı. Kural bu. 11 futbolcuyla Galatasaray sahaya çıksın. Veya Fener Beşiktaş çıksın. Kim ne der? Ya şimdi zaten kim doğru. Kimse bir şey demez de. Ya ama bu, bak, bu Türklerin önünü açan ama bir şey. Yabancıların şey değil. Bak ben bir şey söyleyeyim. 14 yabancı yorum bence... Steril bir yorum değil bu. 14 yabancı bence Türk futboluna katkı sağlamış gözüküyor. Ben yani de öyle düşünüyorum. Sizin söylediğiniz örtüşmüyor. Niye örtüşmüyor? Neden? İyi yabancılar katkı dünya sağlamıştı. Şampiyonu. Yani dünya, Gomez, Talisca. Bunlar iyi bak, katkı sağlamıştı. Elini bana ne katkı sağlayacak? Fransa değil mi? Dünya şampiyonu Fransa. Bizi yenemedi. Evet. Biz bunları yendik. İki maçta da bizden galibiyet alamadı. Evet. 4 puan aldık. İşte dünya ben şimdi diyorum ama ki şimdi, milli takımı sayın bana. Yabancıyla alakası yok. Bizde oynatılan yabancılarla milli takıma giden oyuncuların alakası yok diyorum. Zorunluluktan, finansal durumdan dolayı işte oynatılamayan. Ama kazanma adına bir şans mu olmamış mı bu 14 yabancı kuralı? O futbolculara Merih örneğini verdin, Çağlar örneğini verdin. Evet. 14 yabancı örneğinden Cengiz dolayı var, biz onları sen kazanmış şimdi olmuyor muyuz? Fenerbahçe'de 14 tane yabancıya oynatılmasaydı Merih Fenerbahçe'de oynayıp çıkabilir miydi? He? Çıkabilir miydi? Ben Merih'i görmemişlerdi zaten. 14 yabancı kuralı olmasaydı Merih Türkiye'de harcanırdı. Merih Fenerbahçe'de bugün Fenerbahçe'de oynuyor olabilir miydi? Örnek veriyorum. Daha erken Merih Fenerbahçe'de yukarı çıkmış oynayıp. Sen şimdi Yücel ne diyorsun şimdi? Gitmiş olabilir miydi? Yani 14 yabancı olmalı mı diyorsun? 14 yabancı kuralı Türk futboluna katkı sağlamıştır. Sen ne diyorsun? Bence katkı sağlamıştır. 14 yabancı kuralı diye bir şey yoktur. 14 artı 14 vardır. 14 Türk kuralı vardır. Siz yanlış yorumluyorsunuz bunu. Evet. Ay, sen şimdi bardağı yarısı dolu diyorsun, ben de boş diyorum. Sen oradan konuşuyorsun. Öyle şey olur mu ya? Öyle. Sen şimdi ne yapıyorsun? 14 tane yabancı aldığın zaman bütün finans yapacağım bütün parayı bunlara yatırıyorsun. İşte sen bak dolayısıyla, ama bak 14 iyi futbolcu yabancı alırsan okey. 14 yabancı aldığın zaman diyorsun. Mısın? Yücel bir saniye. %1 milyon. Yücel bir saniye. Canım. Yücel bir saniye. En fazla 6 tane oynayacak takımlardan yabancı. 6 tane futbolcuyken
Yani yanlış anlamayın bir da Yücel, Edirne'den bir dışarı çıkamaz yakışması vardı Türk futbolu. Sen 14 yabancı aldığın zaman diyorsun ya. Evet. Yapma. Alma. Ya yapma yanlış. Yapma, hiç ben... söyleme onu. Bak niye? Ben sana bir şey söyleyeyim. Nerede bu? O zaman ben başka bir şeyler söylemek zorunda kalırım. Bakın şimdi. Ya da Çanakkale geçilmez yok, denilir. Yok Çanakkale geçilmezle alakası yok. Biz daha öncesinde futbolda gelişmemiştik. Halen gelişemiyoruz. Yine o zaman da sıkıntılar altyapıyla alakalıydı. Halen bizim altyapılarla alakalı sıkıntılarımız var. Koskoca Beşiktaş Spor Kulübü'nün veyahut da Galatasaray'ın teknik oyuncular çıkıyor. Niye güvenilmiyor, seyredilemiyor, üzerlerinde durulamıyor. Başarısı bunlar... baz alınmıyor mu bu konuda? Efendim hayır kesinlikle alınmıyor. Nasıl alınacak? Nasıl alabilirsiniz? Ben sana söyleyeyim mi? Dünya üçüncüsü Merit olan milli Demiral, takımla yani Merit şimdi Demiral o zaman bu ya, milli takım bir mi? Eğer 14 yabancı kuralı olmasaydı hadi, harcanmış gitmişti. Efendim, Merit Demiral diye birisi yok. Mesela ne katkı sağladı? Bakın, bana bir tane örnek gösterir misin? Merit, 14 yabancı Merit kuralı. Demiral'ı Merit, kazandı. Ya Merit'le 14 yabancı ile ne alakası var ya? Burada 3. ligde oynasa 2 sene sonra 3 sene sonra yine çıkacaktı. Anlatabiliyor muyum? Ama oraya gidecekti. Ama ya başka bir yerde Ozan olacaktı. Ozan diye bir çocuk. Ozan mıydı çocuğun? Ozan Kabak. Ozan Kabak. Şimdi bu adamın 14 yabancı kuralı ne alakası var Ozan'ın Almanya'ya gitmesiyle? Ben anlamadım ha bu işi. Bana biraz anlatsın ben anlayayım. Nasıl mı? Ne alakası ne var? Ne alakası var? Oynayamıyor, yer bulamıyor. Ki, menajerlik sistemiyle kendini transfer ediyor. Ben şunu söylüyorum. Dolayı oynayamıyor. Abi herkes yakalayamıyor. Bu arada bakın, ona katılmıyorum. Ozan Kabak oynuyordu ya takımda. Ya oynuyordu tabii ki. Kendini göstererek işte o öyle. Oynuyordu. Şu anda Galatasaray kaç tane yabancı ile çıkıyor? Bana söyler misin? Mevzu başka yere gidiyor. Hepsi yabancı. Abi... Fransa maçında seviniyoruz, İstiklal Marşı okunuyor falan. Yani Galatasaray yanlış anlaşılmasın bu benim söyleyeceğim. Galatasaray'da bir tane Türk yok ya. Çünkü hani niye nasıl yok? Biz, ya biz bakın sadece kendi kulüp başarımızı düşünmeyeceğiz. Biz Türk futbolunun da başarısını düşünmek zorundayız. Gençlerimize önem vermek mecburiyetindeyiz. Tamam Türk futbolu şu biz, an milli bakın, takım düzeyinde başarılı. Şunu her söylüyorum. Takımlar bazında başarılı. Biz altyapıları gerekli düzeyde önem verelim. Altyapılarımızı hazırlayalım. Yabancıyı tamamen serbest bırakalım. Ama önce biz yabancılarla altyapıdaki oyuncularımızı aynı statüde yarıştırmaya çalışalım. Peki önce şunu da yapalım mı? O sistemi getirelim. Ondan sonra serbest bırakalım. Şunu da yapalım mı yani Ali? İstediği kadar yabancı son cümleleri alayım yabancı tamam, şunu da yapalım mı? Maçları analiz bu senin edemedim. Söylediklerini yaparken şunu da yapalım mı? Ali'nin biraz önce vermiş olduğu 5 tane Beşiktaş'tan oyuncu söyledi. Bunların Beşiktaş'a katkısı olmaz dedi. Transferleri de doğru yapalım be kardeşim. Ya bir sene böyle ya onu anlatmaya çalışıyorum zaten ya. Ben. Onu anlıyorum. Ama bir sene tutmamıştı. Menajerler evvelki seneler tutmuştur Alen. Ama burada bak burada Oğuz, tutmaz diye Oğuz bir şey abi, Alen burada Oğuz abiyi anlaman gerek. Çünkü şöyle söylüyor. Aslında bu 14 yabancı kuralı değil. Ben katılıyorum. 14 Türk oynat o zaman. Oynat. Alma yabancı. Ya zaten yani şimdi hem kasan, ama bak, güven, bak mahalle baskısı bak, denen bir şey var. Ya, sen şimdi müftek gelse. Bir dakika. Ama mahalle baskısını kim yapıyor? Sen yapıyorsun. Ya sen, Türkiye'nin geleneğinden bahsediyoruz. Sen nasıl sahip değişmiyorsun? Burada şu var. Şu var. Ama bir dakika sen kaçırmayın. Çocuğuna bir dakika Aleren. Türbün çocuk. Sevgili moderatör. Efendileri burada değil mi? Sen şimdi alt 4 numarada. Hayır bakın bir şeyi anlatayım. Bir saniye sen bana söz bana bakarak konuşsana. Alt katta 4 numarada büftek pişiyor. 3 yaşında çocuğum var. Çocuk büfteğin kokusu geldi üst kata 5. kata. Ne yapacağız çocuğunu almayacak mısın büftek? Ya mahalle baskısı budur bilinçaltında sana diyor ki Galatasaray alıyor sen de al. Biz de yapıyoruz bütün taraftarlar yapıyor bunu. Sen yani eğer Galatasaray alırsa Beşiktaş benim diyor başım kel mi diyor ben de alacağım o zaman. Sen yapıyorsun şimdi, işte tribünden gelen birisi olarak. Sen olarak sen şimdi, bunu Emre, yani buradaki 3 isime söylüyorum. Mahalle baskısı münasebet bir şey olmadı ya. Bakın, ne münasebet ya sen bizler yapıyorsun. 14 Türkiye anlatabilir miyim size izin verirseniz. Bakın kaç tane yabancı oyuncu oynatma hakkımız vardı? 6. Sonra ne oldu? 8. Sonra ne oldu? 8+2. Ya burada Aziz bunlar Türk olurken, bunlar olurken dedi. Ligde Türk oyuncu sayısını bitirdiniz mi abi? Bitirdin sen. Ben bir de üstüne 10 taneyle zaten bitirdin. Sen nasıl Türk oyuncu bulacaksın ki? Bitirdin. Oyuncuyu bitirdin sen zaten. Elinde oyuncu depon yok bitti. Yukarıda hep yabancılar olmaya başladı kurallar zaten. Çıktı. Ali 6+2+3 6 tane içeride 2 tane kenarda 3 tane tribünde kuralı çıktı. Niye benim paramı verdiğim adam tribünde 3 tane oturup orada kahve içip geliyor? Şu an Fenerbahçe'de zaten 12 yabancı var. Ya, 14 yabancı Ali, yok. Dünyada fark da bu böyle ama ya. Yani, ama bak, yani almayabiliyorsun. Sizin istediğimiz yani bizim istediğimiz 23 yaşındaki bir oyuncuyu Avrupa'daki herhangi bir takım istediğinde orayı tercih ediyor gidiyor. Biz eğer çok kaliteliyse oyuncu 32-33 yaşından sonra yani oyuncunun son demlerinde alıyoruz. Yani bu da
bize zarar veriyor. Türk futboluna zarar veriyor. Ben anlatabiliyor muyum? Yani bizim ya. Hangi noktada zarar verdiğini düşünüyorsun? Bugün milli takım tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Yani sen bana katılıyorsun Emre, öyle mi? Dönemini yaşadı. Ya milli takım dünya ya. Üçüncüsü oldu. Niye öyle diyorsun? Ya milli yani takım gruptan yaşayabilir. Çıkmamız... Ay, gruptan çıkma süreci. Peki ben de şunu eşin... söyleyeyim size. Grupta o zaman buyurun. Kaç tane takım var? 5 takım. Fransa var. İzlanda Arnavutluk, var. Üçünü Andorra, sayma. Moldova. Sayma. Sayma abi üçünü. Üç zaten ne yapıyor? 9-18 puan. İzlanda'yla Fransa'yla kapısı. Tabii abi sen İzlanda'yı yendin mi abi? Kendin mi İzlanda'yı? Oradan gidiyorsun ya bak. Yanlış yoldan gidiyorsunuz abicim. 2018 ya Şenol Güneş'in. Hayır bakın hayır beğenmediğim değil. Diyorum ki iki tane takım var Fransa senin. Fransa dünya önünde şampiyonu. İki tane. Evet. Başka yok takım Fransa abi. Sen Fransa'yla içeride Fransa'yı yenmişsin. Çok güzel. Ya hocam niye bir tane operasyon yapıyoruz şu anda? Allah Mehmetçiğimize de sabır versin. Şu anda Türk milli takımının geldiği başarı tamamen Şenol Güneş'in doğru oyuncu tercihleriyledir. Niye bunu görmezden geliyorsunuz? Niye bu kadroyu da Lucescu hazırladı bıraktı? Niye bunu görmezden geliyorsunuz? Kimse şimdi burada yapılan bütün oyuncu tercihleri onu hiç kimse görmez. Hayır, onu hiç kimse görmezden geliyor. Alen abi yok. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Benim bahsetmek istediğim şu. Ya sadece Şenol Fransa maçında ya nasıl o günlerde ya yaşadığımız bir olay var doğru biliyorsunuz. Doğru bir şekilde planlama yapılıyor. Şeyde, ona göre şeyle, sınır dışı operasyonla alakalı. Evet. Peki Fransa'nın o gün kalede Mert Gün'ün de olmasaydı o maç 3-0 4-0 bitseydi ne olacaktı? Maç favorisi çok Fransa'yı iyi oynadık. Ya. Yani şimdi bana kalkıp da biz Fransa'yı ezdik mi orada abi? 1.5 pozisyonumuz var. Bir buran pozisyonu var. Biz de böyle bir konuştuk kafa, burada. Kafa pozisyonumuz var. Realitede konuşmak lazım. Ya bak gerçekten ben maçtan evvel yani. Anlatabiliyor muyum? Bize Emre biz burada sordu. Biz kötü bir takım değiliz. Ama tabii ki iyi olalım. Ama bunu sadece Türk futbolunu siz sadece milli takım var bazında ölçemezsiniz. Ne kadar seyrediliyorsunuz? Ben ona bakacaksınız. Şey şu anda marka değeri diyorlar abi çok kaç önemli. Tane oyuncu yurt Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi var Türk futbolunda saydığınız kaç zaman. Kaç oyuncu yurt dışında? O size göre ama saymamız lazım. Hayır öyle öyle maddi açıdan öyleyiz. Şimdi bu kaç tane oyuncu yurt dışında oynuyor? Çok. Çok oynuyor. Çok, çok oynuyor. Bak altyapısı yurt dışı olan kaç oyuncu var? Tamamına yakını. Ne ya bak sen bize burada geçen hafta Fransa milli takımı ile ilgili skor istedin değil mi bizden? Ben ne dedim? Maç berabere 1-1 biter dedim değil mi? Not almıştın. 1-1. Niye bunu söyledim? Yani jenerasyon, gençlik, Türkiye'nin katmış olduğu o genç yapısı ile birlikte tecrübeli futbolculara da bir bünyede buluşturdu. Ve Fransa milli takımı hem bizi burada yenemedi hem buradan orada oynadı yenemedi. Çocuklar ama ya buradan oynadılar. Hakikaten buradan. Biz canım, büyük motivasyonla oynadılar ya. Buralarıyla oynadı çocuklar biz bunları, yani. Bak, biz bunları bak. İnan bana 14 yabancı eğer kuralı olmasaydı 6 yabancı kuralı olsaydı ben şahsi fikrimi söylüyorum. Biz bu şeyi jenerasyonu yakalayamazdık. Ya Yücel niye öyle diyorsun güzel kardeşim? Bu adamlar gene çağrılmayacak mıydı Yücel, yani? Alencim bir misal et kakafoni ama, olur. Türkiye'de ama futbol... sen de çok konuştun. Bir bırak adam konuşsun ya. Türkiye'de futbolcular en böyle ya sen biliyorsun yaşadın. Çabuk harcanıyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Çabuk harcanıyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Çabuk harcanıyor. Bak az evvel dedin ki biz şey yapamıyoruz dedin. Futbolcular kendini geliştiremiyorlar. Geliştirmesi lazım evet. Falan dedin. Veya iş bakımından iş kurma. Şimdi Türkiye'de futbolcular genç yaşta parayı buluyorlar. Maalesef futbolda genç yaşta da bırakmak zorunda kalıyorlar. 32 yaşı genç yaş. Bırakmak zorunda kaldığım bir yaşta bırakmışsın. 32 yaş erken bir yaş. Yani dolayısıyla futbolcularımızı biz ülke olarak çabuk harcadığımız için o futbolcular, Merihler, Çağlarlar, Ozan Kabaklar yabancı ülkeye gittiği için bence bu 14 yabancı kuralına bağlıdır. O şansı ya, güzel. Peki, yabancı sınırı şey eğer olsaydı o şansı bulmuşlardı. Yabancı şey sınırı eğer istiyorum. Olsaydı Tarık Çamdar gibi Alper Potuk gibi adamlara bu kadar anormal büyük paralar verilmeyecek o zaman. Evet. Olur mu böyle bir şey? Yani yabancıya şey bunun mantığını bulamıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bakın yine aynı şeye geliyoruz. Tarık'la şeyle alakalı. Onu kenara koyuyorum ama biz dünya üçüncüsü olduğumuzda kaç tane yabancıyla oynuyorduk? Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında kaç tane yabancıyla oynuyordu? Abi ben dünya daha başka üçüncüsü bir şey söylemiyorum olduğumuzda yani. Ali Eren şunu unutma. Ben başka şimdi bir şey milli takımda devşirme futbolcu vardı. Yücel. Şimdi devşirme yok Yücel, artık. Yücel. Kim vardı dünya üçüncüsü olduğumuzda? Mehmet Aurelio vardı. Aurelio vardı. Bir tek o vardı. Ama devşirme yok. Aurelio diyor. Mehmet Aurelio yoktu. Yoktu Aurelio. Yoktu. O zaman yok ya. Dünya üçüncüsü olduğumuzda 2002'de hiç yoktu, değişimimiz nerede? Yoktu bizim. Ya bütün bunların neticesinde iyi futbolcu almak. Şu an ama hiç iyi futbolcu almaktan bahsediyorum. İhtiyaç da yok. Ben ona katıldım. Harcadığın paraya iyi futbolcu alabilirsin. Katıldım ama senin anlamadığın tek bir nokta oldu. Ben anlıyorum her şeyi. Ben sana
Yok, olumsuz anlamda söylemiyorum. Anlıyor da yani farklı şu an değişimli futbolcuya ihtiyacımız var mı? Bir dakika Yücel. Bence yok. Bir dönem vardı ama. 6 artı 2 iken vardı. Diyorum ki sen diyorum o futbolcuların iyisini alalım dediğin yöneticilerin beceriksizliği kısmına zaten imzamızı attık dedik. Katıldık. Tamam. Orada bir şey yok. Ben sana sadece şunu anlatmakta zorluk çektim ya da anladın orasını farklı diyorum diyorsun. Eğer yurt dışından UEFA'dan ve Türk Futbol Federasyonu'ndan uygulanan finansal fair play'den kulüplerin koluna mali disiplin adı altında kelepçe takılmasaydı sen Talisca'yı, Gomez'i, Cenk'i satmayacaktın. Çünkü sana dediler ki senin mali tablon uygun değil yeni bir transfer yapmaya. Ben de diyorum ki sana. Aldığın parayı kötü mü kullandın? Mali disiplini sağlamak için ben Cenk Tosun'u sattıysam o mali disiplini yerine futbolcu alsın. Gönderirdim. Onların, o Cenk Tosun'un yerine ben futbolcu aldım. Al Alen. Ama o zaman o kelepçenin anlamı kalmıyor ki. Hayır sen 22 milyon pound'u sattın mı? 8 milyona, 7 milyona, 3 milyona çok iyi bir scout'tan adam bul. 18'i kasaya indir. Şimdi burada müsaade eder misiniz arayayım? Burada fikirlerinizi mutlaka birbirinize kabul ettirmek zorunda değilsiniz. Yani herkesin kendi özünde bir fikri var. O zaman noktayı koyalım başka konuya geçelim. Evet nokta koyacağım ama burada şu var. Bunu zaten yıllardır iki cephede konuşuluyor. Ali Eren'in söylediği ve hepimizin hemfikir olduğu bir nokta var. Bir, Türkiye'de altyapı sağlıklı yürümüyor. Çünkü altyapıda 2000 liraya 3000 liraya sen antrenör çalıştırırsan burada sıkıntı yaşarsın. İki, 20 yaşındaki çocuğun cebine 2 milyon euro verirsen ben de 20 yaşındaysam yanına mentor koymazsan bu çocuğun hayatını nasıl idame ettireceği konusunda destek vermezsen sapıtır. Ben de sapıtırım. Ben de farklı yollara. Bu iki. Üçüncü temel olgu 14 yabancıya iki farklı yönden bakabilirsiniz. 14 yabancı ya da 14 Türk. Bu iki yapıya da iki farklı cepheden bakabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de şu. Siz senin dediğin yoldan yürüyeyim. Evet büftek kokusu gelir. Sen büftek kokusuna bağlı olarak da popülist yaklaşırsın. Ama işte o zaman da sevgili Oğuz'un söylediği nokta devreye girer. Finansal fair play kriterleri demokrasinin kılıcı gibi ensende durur. O zaman popülist yaklaşımları ya, müsaade ben bir şey söyleyeceğim. Lütfen Alenciğim. Şimdi bitireyim. Finansal fair play geldiği Alenciğim, zaman kiralama Alenciğim, yoluna gidiyorlar. Bu sefer de diyor ki imza parası diyor. Alenciğim, ya adamlar her yol çıkış yolunu bulmuşlar. Alenciğim bitireyim. Ama bitmez bu. Hayır bitmez. Biter bak. Finansal fair play kiralama modeliyle ilgili de UEFA artık bir kriter getirdi. Belli sayıda kiralamaya gidemiyorsun artık. Daha yeni getirdi. Getiriyor işte. Onların, bak futbolda açık varsa o açığı kapatan da bir UEFA var. UEFA zaten kendi kendine oynuyor da. Ya senin demokrasinin başında kılıcı koymasaydı finansal fair play bugün kulüplerin borcu 2 trilyonsa 5 trilyon olacaktı. Popülist yaklaşacaktı. Yabancı kuralının farklı noktası da bu ülkede X oyuncuya, Y oyuncuya, Z oyuncuya ederinin çok üstünde paralar verdiler Anadolu kulüplerinden doğru. Almak senin, için. Onun senin da önüne geçildi. Yanlış mı? Şu çok doğru. Tespitlerin mükemmel. Sadece şunu eklemek istiyorum. Ben yabancı futbolcuya karşı değilim. Ya benim söylemek istediğim şu sadece. Kaliteli yabancı. Sadece ve sadece bizim gençlerimiz, Türk gençleri, Türkiye'de yaşayan gençler de aynı statüde yarışabilsinler. İmkanlar aynı olsun. Farklı düşünmüyoruz bizim de ki. Çocuklarımız yukarıya çıksın. Ben, Ali Eren, ben bu açıdan yani ben bunu söylüyorum. Yoksa ben yabancı futbolcuya karşı değilim. Bak ben bir Avrupa Kupası maçı anlattım. İsmi önemli değil. Harry Kewell'dan stoper yaptık. Ya. Jailson'dan niye stoper yapıyoruz? Jailson stoper mi? Ya elinde senin Türk çocuğu var stoper. Niye Ferdi'yi gönderdi? Niye Ferdi'yi kadroya aldı? Beşiktaş'ta geçen sene Adriano'yu sol taraf Gökhan Gönül'e sakat olduğu zaman var. Adriano'yu sola aldı. Aynen yani bu yani. Yüzden hani teknik direktörlerin de biraz cesur adımlar atması bravo. Gerek. Sadece orada kaynaklanıyor diyelim. Fenerbahçe kadroları gelsin. Sol Fenerbahçe'yi noktalayacağım. Fenerbahçe kadroları üzerine bir cümle rica edeyim. Seninle tamamlayacağım. Pozisyonlar sana göre temizdi. Bu noktada tartıştınız çok temiz olmadığı noktasında ama Denizli'de aldığınız galibiyet bu birazcık Ersun Yanal'ın da kredibilitesini arttırdı. Doğru mu? Tabii. Denizli'de alınan galibiyet çok önemli bir galibiyet, kritik bir galibiyetti. Çünkü 11'ler geliyor mu? Evet. Rakiplerimizin kazandığı bir haftada, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un kazandığı bir haftada bizim kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Tamam kötü oynadık. Oyun olarak Fenerbahçe iyi değildi ama kazandı. Kazanmak önemliydi. Bundan sonraki haftalarda inşallah daha güzel oynayarak sonuca giden bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyoruz. Kaldı ki Fenerbahçe bugün mesela 6 Türk oyuncuyla oynadı. 5 yabancısı vardı. Vedat Muriç konusunda da sen hala Falcao'dan iyi olduğunu düşünüyorsun. Şimdi Vedat Muriç gol atmaya geldi. Golcü oyuncu. Golünü de atıyor. Bu maçta da attı.
Sonuç itibarı katkı sağladı. Attığı golle biz puan kazandık. Bir istatistiklere bakalım. Fenerbahçe ile ilgili istatistikler vardı. Sevgili Tarkan Batgün göndermişti. Bu da Fenerbahçe istatistikleri. Hakikaten çok güzel istatistiki veriler bunlar. Baktığımızda Fenerbahçe'nin compensator parametrelerine baktığımızda müthiş parametreler. Atak organizasyonları. Fenerbahçe her geçen gün evet bir volde görelim. Ben orada okurken böyle şaşıbeş oluyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin sakat oyuncuları da biliyorsunuz ki katılmaya başladı. Moses geliyor, Rodriguez, Rodriguez geldi. Hasan Ali geldi. Hasan Ali Kaldırım çok formdayken sakatlandı. Bunların gelmesiyle birlikte rotasyonda Fenerbahçe önemli işler yapacaktır. Tabii uzun süren sakatlıktan dolayı Rodriguez tam anlamıyla verimli bir şekilde oynayamadı. Ama Hasan Ali yavaş yavaş sanki adapte oluyor gibi. Burada Fenerbahçe'nin en çok dikkat çeken hadisesi 20 saniye içinde şuta yol açan top kazanmaları. Bir de rakibi 3. bölgede yapılan başarılı paslar ki bu oranda %61. Evet. Top kazanmada da burada Emre Belezoğlu öne çıkıyor. %81.2 bir top çalma. Zaten gol onunla birlikte geldi. Lütfen. O top kazanmasıyla geldi. Emre Belezoğlu'nun kazanmasıyla ben geldi gol. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii dikkatli izliyorum. Fenerbahçe bu sene çok iştahlı oynuyor. İsteyerek oynuyor. Yani maçı kazanma arzusu ve hırsı üst düzeyde. Fakat Fenerbahçe'nin genel kadro yapısı itibariyle A plus oyuncusunun çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sezon sonunda başarılı olabilmesi için tüm sezonu takım halinde çok istekli, çok arzulu ve bu başarılı bir şekilde götürebilmesi lazım. Eğer vasat günlerinde veya kötü günlerinde yakalandıkları zaman çok ciddi mağlubiyetler olur. İşte o sakatların gelmesiyle rotasyon güçlendi. Senin tam anlamıyla demek istediğine ben katılıyorum. Tam anlamıyla bir koordinasyon yakalayacaktır. O sakat futbolculara ben varsayım olarak söylemiyorum. Yani, tabii. Yani onu endeksleyebiliriz Fenerbahçe'nin kötü gidişatına. Ama onların katılımıyla rotasyon genişleyecektir. İleriki haftalarda ben Fenerbahçe'den iyi futbol bekliyorum. Fenerbahçe zaten kötü demedim. Ben dedim ki Fenerbahçe sezon sonunu şampiyonluğa son 2-3 haftaya girmek istiyorsa takım halinde bu arzusunu, isteğini, hırsını devam ettirmek zorunda. İşte aksi takdirde düşer. Sakatlık olmazsa dediğin olur, doğrudur. Peki Fenerbahçe'yi noktaladım. Bu arada sorular var. Beşiktaş tribünü sormuş. Galatasaray maçına gelecek misin Ali? Şu anda düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Yabancı sayısının fazla olması Türk futboluna fayda sağladığını nasıl söylüyorsunuz demiş Kerveros. Bunu tartıştık, bir daha üstüne gelmiyoruz. Ersin Uçer konuşmadığımız sözü söylüyor ama Galatasaray'ın UEFA'yı kazandığı sezon Türkiye Ligi'nde kaç yabancı serbestti onu bile konuşmadınız demiş. Konuştuk bu konuyu da. Hatta sevgili Ali Eren altını duymamıştır. Çizdi. Ali Eren söyledi. Ali Eren sordu söyledi zaten. Galatasaray, Tafarel'le, Popescu, Hacı, Capone, Capon ve Mariano yedek Mario Santrfor olan. Santrfor Mario yedek kulübesinde. Evet. Hacı vardı bir de. Tabii. O kadar yani. Hacı var. Evet. O kadar. Yani Hacı %70 zaten. O önemliydi. Ama final maçında da kırmızı kart gördü. Yani ama diğer oyuncular getirdi. Tafarel inanılmaz bir top çıkarttı. 90 dakika köşede. Henry'nin topu. Kafası Henry. Thierry Henry'nin. Onu çıkarttı. Şimdi Galatasaray'a bakalım. Sen Galatasaray'dan memnun musun? Sivas Spor Galatasaray 11'leri gelsin. Konuşalım. Son sayfayı da Beşiktaş'a ayıracağız. Ya Beşiktaş'ı konuşmadık. Konuşmadık. Ne diyorsun? Galatasaray'dan memnun musun oynanan futboldan? Ali'nin sorusundan yürüyeyim. Bir beraberlik olsaydı ne olurdu? Kredisi bitti mi Fatih Hocam? Şimdi bakın. Her hafta aynı soruyu ısrarla sormanızı ben tabii sebeplerini anlıyorum. Gerçekten ben bu lafı söylediğim zaman daha cümlemin sonu gelmeden... Ben bu lafı söylediğim zaman cümlemin sonu gelmeden karşıdan Kutsal İttifak bana saldırmaya başlıyor. Onun için yine aynı şeyi söylüyorum. Fatih Terim'in Galatasaray taraftarıyla olan bağında bir problem olmaz. Sadece şu olabilir. Galatasaray sportif açıdan başarısız giderse Galatasaray'ın kendi genel kurulunun içerisinde başkanlar düzeyinde bazı çekişmeler var. Sportif başarısızlıkta muhalif olan kısımlar bunu kullanıp Galatasaray'da bir kaos yaratmak ya da bununla ilgili yeni bir manipülasyonlar yaratarak Galatasaray'ı bir seçime götürme düşüncesi içinde olabilirler. Sadece bu olabilir. Yoksa Galatasaray taraftarıyla Fatih Terim'in bağı çok özel bir hale gelmiştir. Değişmez. Şimdi futbola gelirsek biraz futbolu konuşalım istiyorum ben. Olur. Şener'i nasıl buldun? Sanki ataklarda biraz etkin rol oynamaya çalıştı ama gerekli yardımı bulamadı. Ve Emre Mor çok hareketliydi, çok hızlıydı. Ben oldukça başarılı gördüm. Son olarak Ömer Bayram bir sakatlık yaşadı. Lütfen gelin abi. Oyundan çıktıktan sonra bir de Babel klasik topu alıp içeri dribling edip kendi ekseninde dönüp sonra pozisyon yaratma noktasında
Andone istediği topları yine alamadı. Yani Jagne şöyle diyor açıklamasında, Falcao başarılı olamaz çünkü Galatasaray'da herkes kendini oynuyor diyor. Öyle mi oynuyor? Şimdi tek tek oyuncular üzerinden gideceğim ama Jagne'ye katıldığım kısımlar var. Şimdi Şener konusunu söyleyeyim önce. Şener Galatasaray'ın bu sene şu an itibariyle önemli bir transferi gibi gözüküyor. Çünkü Sivas maçında uzun bir aradan sonra ilk defa oynadı ve gerçekten fizik kalitesiyle Galatasaray'a çok şeyler katabileceğini de gösterdi. Onun dışında Emre Mor'u sordun. Emre Mor geldiğinden beri ilk kez fizik olarak maçın son 10 dakikası falan hariç genel anlamda biraz daha güçlendiği zaman Galatasaray'ı rakip alana taşıyacak. Rakip alana çok çabuk taşıdığı zaman defansın ileri çıkmasını sağlayacak. Rakip defansın yerleşmesine engel olabilecek ve özellikle 18 çevresinde ve içinde fauller, frikikler, penaltılar alabilecek çok özel bir yetenek. Ama Emre Mor'dan şu ana kadar istediğini Galatasaray camiası alamadı. Biz de alamadık. Ben de izliyorum. Henüz alamadım ama son maç özelinde konuştuğum zaman Emre Mor'un iyi yolda olduğunu görüyorum. Eğer bir anormallik olmaz ise. Andone için ne diyorsun? Rumen futbolcu için. Andone Galatasaray'ın özellikle Elmander'li Drogba'lı oynadığı dönem. Yok, Elmander'le kim oynuyordu bizde ileri uçta o dönem? Baroş, Milan Baroş. Çift santraforlu oynadığı dönemde rakip alanda baskıyı başlatan, rakip takım ataklarında orta sahaya ve savunmaya yardıma gelen oyuncu tiplerinden bir tanesiydi. O dönemde Necati Ateş'le beraber Elmander bu görevi çok iyi yapıyordu. Andone tipik olarak şu anda Falcao'dan daha farklı olarak bir kimlikte bir oyuncu olduğunu gösterdi ve tam bir takım oyuncusu. Takımın her bölgesinde, bazen sağ bekte gördük, stoper önünde gördük, orta sahada gördük, rakibin karşılanmasında gördük. Galatasaray'a çok faydalı olacağını ve ayağının da bizim tahmin ettiğimizden daha iyi olduğunu gösteren bir vuruş yaptı bu maçta gol öncesinde. Bu bakımdan iyi. Benim burada Belhan da kötü. Ömer Bayram, Belhan da iyi değil. Yuhladınız. Oynasa bir türlü, oynamasa bir türlü. Hanımının geldiği maçta yuhladınız. Vallahi hanımı değil, teyzesi de gelse yuhlanır. Kusura bakmayacak yani. Galatasaray'dan, Alen de söylüyor işte, Galatasaray'dan yılda 4 milyon, 4,5 milyon euro alan adamın teyzesi, amcası geldi diye yalandan alkışlayacak hali yok Galatasaray taraftarının. Orada 50 bin kişi gidiyor, kusura bakmasınlar, burası Galatasaray. Ama benim sevindiğim noktalardan bir tanesi Ömer Bayram'ın özellikle dikine dediğimiz hamleli oyunu, adam eksiltmesi, mücadeleleri bu anlamda çok önemli ama Galatasaray takımında şu anda oynadığı mevki itibariyle en fazla katkıyı sağlayan, en iyi görevi yapan oyuncu Enzonzi. Enzonzi'nin oynadığı yerde rakip atakları kesmesi, topu oyuna sokması çok önemli. Ama Galatasaray'ın en büyük sorunu iki kanattan, geçen sene Onyekuru'nun yaptığı, Feghouli'nin yaptığı, bu sene Feghouli'nin yapamadığı, Henry'nin de olmamasından dolayı Lines'in yokluğu iki kenar adamının kenar ortalarını, Nagatomo oynasa da aynı ciğer, şey geçerli. Ciğer sönmesini yaşadıktan sonra Nagatomo çok düştü ona. Aynı şekilde oldu. İki kenarı oyuna daha çok soktuğumuz zaman, ki Galatasaray genelde rakip alana yerleştiği zaman genelde 2,5 stoperle oynar. İki stoperi oynatır. Hangi kanattan çıktıysa diğer kanat oyuncusu orta sahada iki stoperin yanına 2,5'cu oyuncu gibi gelir. Galatasaray rakip alanda oynar. Ama Galatasaray şu anda topu ileriye çok çabuk taşıyamadığı için ağırlıklı olarak rakibin oyununu bazen kabul ediyormuş gibi duruyor. Ama burada önemli olan bir şey vardı bu haftanın özelinde. Bir de tabii çok iyi bir kaleci var, Muslera. Muslera o tartışılmaz. Bütün şampiyonluklarımızda çok etkili. Bir de hakemler var ara sıra. Bir de Ali'nin söylediği gibi hakemler var. Zaten yani ne söyler? Merhaba arkadaş diyorsun, hakem diyor. Yücel'e de söylüyorsun, bir merhaba diyorsun. Fenerbahçe maçını anlat diyorsun. Galatasaray maçında hakem hatası var diyor. Devamlı rakibin bütün gardını düşürüyor hakemler. Daha 2-0, 0-0 penaltı yapıştırıyor. Yani tabii. Her Galatasaray maçında böyle bir enteresanlık var yani. Onu da söyle. İşte bunu da söyleyeceğim söyle. Tabii de. Muslera ama bir numara. Ya boş İki numara hakemler. Ya tamam, onu o senin fikrin. Ona da bir şey demiyorum. Sen ciddi hakem hatalarının Galatasaray'a... Ciddi hakem hataları yok. Yok. Ama var. Ne söylüyorsun ya o zaman? Ufak tefek var. Ben bu Sivas maçı için konuşmadım. Maçın genelinde konuşuyorum. Ya yok. Ama ya oyunun sonucunu etkileyecek hakem hatası var. Size bir şey söyleyeyim mi? Sonucu etki var tabii.
Sayın Emre Bey. Ya şimdi yatabarenin... Size bir şey söyleyeyim mi? Yatabarenin eğer hakikaten, sarkattan... Eğer hakikaten futbolu tekniği... Ya bu maç için demedim ben. Ya ben Galatasaray'ın tamam. Genel maçları için. Anladım. Eğer gerçek abi elinde kalem var sinirlenip fırlatırsın. Ya fırlatma falan değil de. Eğer gerçekten futbolu tekniği, taktiği, objektif... Otur abi. Objektif olarak tartışamayacaksak... Tamam. Hani birbirimize yaptığımız mizansenler, takınmalar falan onlar da bir tarafa... Objektif olarak sarı kartlar yatabarenin iki sarı kartı da verilmeyen bir sarı kart olması gerekir. Ama sen unutuyorum kendince öyle. Ya, öyle değil ama bu şekilde, öyle. Böyle anlamsız 10 yaşında, 15, 13 yaşında ergen çocuklar gibi tartışmalar olacaksa... Yani bu işi konuşmanın hiçbir anlamı yok abi, kardeşim. Ben açık ben açık dedim, açık. Bak, ama yok, siz konuşun kendi aranızda. Kendi futbolcunuz yok diyor. Kendi sarı aranızda kart, konuşun kardeşim o zaman. Diyor. Yani ben futbolcunuz bu seviyeyi bu şekilde kabul etmiyorum kardeşim. Sen burada söyler, çelişki olmuş olur. Ya niye çelişki olsun? Evet. Ya, çelişki Oğuz, falan. Bu sonuç Sivas itibariyle... Sivas söylemedik ama ya bu hakemler... Ya Sivas maçını anlatırken sen niye 5 hafta önce ediliyorsun? Genel anlamda söylüyoruz ya. Genel sen daha kötü. Öne peki çıkan şunu var yani bunlar şimdi sen böyle hani 10 yaşında seviye deyip kaleme attığın zaman evet. Hani sanki hiçbir şey olmuyormuş da hani biz de burada mizansen yapıyormuşuz gibi oluyor. Genel anlamda söylüyorsa daha kötü şimdi zaten. Yok mu diyorsun yani? Ben zaten... Galatasaray'a kıyak yapılmıyor mu yani? Galatasaray'a kıyak yapılmıyor kardeşim. Nerede yapılıyor? Eğer Galatasaray'ın bir tane pozisyonunda ben bir olumsuzluk gördüğüm zaman evet burada bu değil diyorum. Ya bu genelden futsal... Sivas maçında tamam yani öyle bir şey yok. Tamam bir şey dedik ya, yani. Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe kulübünün önemli isimlerinden biri. Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanı iken Türkiye Futbol Federasyonu. Nihat abiniz, Nihat Özdemir şu anda Futbol Federasyonu Başkanı. Alp Yalman zaten. Merkez Ali Hakem Tanrı Komitesi. Yer falan onlar zaten uzaydan geldiler. Merkez Hakem Komitesi. Ahmet Güvener. Güvener onlar zaten Merkez şeyden geldiler. Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Ali Ulusoy. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp Beşiktaşlı. Bu sistemde de Galatasaray korunuluyor. Bunun nasıl bir açıklaması var? Yok, bunu da bilemiyoruz tabii. Bu sistemde tabii. Korunmuyor canım. Ya, ya şimdi neyi yanma? Neyi söylüyorsun? Ama şu var. Neyi söylüyorsun? Genel itibariyle yani Galatasaray... Ya adam bana Galatasaray-Sivas maçının sana... ilk 11'lerini koyup futbolcularla ilgili görüşlerimi soruyor. Arkadan kalkıp Galatasaray hakemden korunuyor. Ama ya ben en iyi öne çıkan dediğin zaman... Konuşun. Hani bir numara Mustafa'yı koydum, siz bir hakemleri koydum. Yücel'le beraber kol kola... Temaşa yaptım ya. Ya temaşa değil ki. Vallahi sinir değil. Ama her program aynı şey. İkiniz kol kola Kutsal İttifak. Oğuz Azıf Galatasaray'a nereden geleceğiz? Şimdi Fenerbahçe'de bir şey olmadı. Bak hemen Ozan Tufan'ı söyledik. Söyledik. Ufak bir tebrik şeyler oldu. Ozan Tufan'ı söyledik. Alen söyledi Ozan Tufan'ı. Söyledik Alen açtı. Bak Alen açtı. Yok bak şimdi Beşiktaş'ı biliyorsunuz. Ama Alen açtı. Tamam, Ozan Tufan'a diyorsun ki ittifak. Bakayım Kutsal İttifak ikiniz kuracak mısınız ona karşı merak hangi ediyorum. Hangi konuda? Şimdi haftaya Galatasaray yenersek biz. Bir Fatih Hoca'yı dinleyelim. Falcao ile ilgili verdiği aslında bulunmuştu. Antrenmana bile çıkmıyor dedi. Bunu dedikten bir gün sonra. Biz söyledik. Falcao antrenmana çıktı. Bir bakalım. Falcao çok iyi karakterli bir oyuncu. Çok da oynamak istiyor ama maalesef. En son Paris Saint Germain maçı 1 Ekim'di galiba değil mi? Aşağı yukarı 17-18 gündür yok. Real Madrid'e kadar da 20-22 gündür antrenman da yapmadığını düşünecek olursak zor görünüyor ama bugün itibariyle kendisiyle konuştuğumu düşünecek olursak ağrım var dedi. Yarına bakacağız, o bir güne bakacağız. Ama o da uğraşıyor oynamak için. Maalesef yapacağımız bir şey yok. İyice iyileşsin ki bize çok uzun sürede faydalı olsun. Gerçek ne düşünüyorsan söyledi ya. Evet, düşünmüyorum girdik, dedi. Yayındayız. Hala tartışıyorlar. Müthiş bir heyecan var. Ve Trabzonspor mücadelesine bakalım. Şimdi Trabzonspor maçının da 11'leri geldi. Ali Eren, Trabzonspor'u nasıl buldun? Hatta bir Obi diye bir taraftarımız, siz Trabzonspor'un altyapısını konuşun diyor. Kesin konuşuyoruz. Trabzonspor müthiş. Yani Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ki aman diyoruz Allah nazardan saklasın, sakatlıkları bir an önce geçsin. Keza yine Ekuban, Soza, hani onlar da döndükten sonra mesela Kamil Ahmet Çörekçi'yi monte etti oraya Ünal Karaman, onunla gidiyor. Değiştiriyor. Sturridge ilk kez dansını yaptı. Güzel işler yapıyor. Nasıl buldun Trabzon? Trabzon iyi başladı. Ama dediğim gibi iyi gidiyor. Bu sene gidiyor. Şampiyon olur mu Trabzon? Benim şampiyonluk adayım bakın, Trabzon. Bakın ben geçen sene de bu tespiti koymuştum. Bu mali durumlardan dolayı
Hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin, hem Beşiktaş'ın. Yarın bir gün Anadolu'dan şampiyon takımlar çıkabilir demiştim. Bravo. Bravo. Bu tespitim halen benim için, kendim için geçerlidir. Trabzon'da bugün iyi gidiyor. İyi bir yolda. Ama 8. hafta ve Galatasaray'ın durumu, Fenerbahçe'nin durumu, Beşiktaş'ın durumuna bakıyoruz. Malatya Trabzon'un, Alanya Trabzon'un bir kademe önde devam ediyor. Ama yine aynı şeye geleceğiz. Altyapı oyuncular diyoruz. Çıkarttıkları oyuncular var altyapıdan. Bu da yabancı oyuncuyla alakalı değil. Mali açıdan sıkıntı yaşadıklarından dolayı mecbur kaldıkları için çıkardılar. Baktılar, oynattılar, tuttu, devam ediyor. O dediler, oluyor. Ama Ünal Hoca bunu hep dener zaten. Evet, oluyor dediler ve arkası da gelmeye başladı. İşte bunu istiyoruz biz. Sen bizim kaç yaşında milli oldun? Ben yani milli 18, formaya 19 yaşında. Yanlış anlayacaklar, her şeyi bir şakılıyorlar. Yani nereden ilk milli formayı giydin? 19 yaşında falan, 19 ya da 20 ümit milli ha, olarak. Ümit milli. Tabii ümit yani milli şunun için soracağım. Bak, Ünal Hoca çok güveniyor gençlere, çünkü kendisi daha 17 yaşında Wembley'e çıkmıştı. Evet. Gaziantep'teyken. Yani benim de anlamak istediğim o. Yani gençlere böyle önem vermemiz lazım. Yani Türk futboluna kazandırmamız lazım. Tabii. Ama bu mecburiyetten olmaması gerekiyor. İşte takımlarda onu anlatmaya çalışıyorum. Peki Aleren, bir şey diyeceğim. Hani bir dinleyelim mi? Ünal Karaman'ı dinleyelim, ondan sonra sen sorunu sor. Tamam. Ünal Karaman gelsin, neler söylemiş. Sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Kritik bir dönemde oynadığımız müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden, sonra da kazanma gayreti adına yapılan hamlelerden ve üretilen pozisyonlar sonrası kazanılan müsabakadan memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kritik bir dönemde oynadığımız müsabakaydı. Evet, Trabzon bugün Alanyaspor 5-2 kazanınca liderlik koltuğunu yeniden Alanyaspor aldı. Trabzon 15 puanla ikinci, program sonunda puan durumu gelecek. Sorun vardı, özür diliyorum. Şimdi Ali Eren dedi ki az evvel Anadolu takımlarından şampiyon çıkabilir. Ama buna karşı şunu söylemek istiyorum. Yani Anadolu takımlarında da bir istikrarsızlık yok mu? Enteresan sonuçlar alınıyor. Antalyaspor geldi, bizi burada Şükrü Saraçoğlu stadında yendi. Gitti Gençler Birliği'nden 6 tane yedi kendi sahasında. Sen seyrettin mi maçı? Gençler Birliği Antalya maçını mı? Yok, seyretmedim. Ben seyrettim, sana söyleyeyim. İlk 20 dakikada ben halı sahada top oynarken o stoperlerin yaptığı hatayı yapmam. Ama maç sonunda Bülent Korkmaz, sen seyretmediğin için sorumluluk bildi. Sorumluluğu tamamen ben alıyorum dedi, ama aslında şunu söyledi. Yani ben alıyorum da ben ne yapayım dedi. Yani stoper şu hatayı yapıp işte ilk bizim 20, maçta şunu ben söylemek 20 istiyorum. 20 dakikada o 3 gol yediler. Antalyaspor, aynı Antalyaspor. Yine iyi oynadı Antalya. Bizim maçta sıfır hatayla oynadı. Yani Anadolu takımları bakın, aslında o istikrarı bir, yakalayamıyor. Bak, Malatyaspor 2 hafta evvel 5 yedi. Gitti kendi sahasında 3. Bakın, şimdi böyle bir antrenör söyleyeceğim size. Türkiye'de şu anda çok fazla göz önünde değil, devam ediyor ama Malatyaspor'da da çok güzel şeyler yaptı gitti. Şimdi Alanyaspor'da da çok güzel şeyler. Erol. Onu takip etmemiz lazım, onu tebrik etmemiz lazım. Alman kökenli. Konuştuk onu değil mi? Yani, tabii canım. Tabii. Yani geleceğin antrenörlerinden onu söyleyeyim size. Ve bu sene de Alanya eğer bozmazsa kendisini, geçen sene de bir ara biliyorsunuz Kasımpaşa iyi gidiyordu. Yalnız yönetime zaman. De burada evet. Bir pay vereyim mi ben? Bence yani tabii bu zaten Çavuşoğlu'nun da çok büyük katkısı var burada. Bir kişinin şeyli olmaz tabii ki total anlamda. Ve hep beraber Ali, yönetim zaten sorun çıkarsa Erol Hoca'ya. Erol Hoca istediklerini zaten tamamen yapamaz. Ama şu ana kadar iyi gittiler. İnanırlarsa yani çıkabilir. Neden olmaz? Bir şey söyleyeyim. Bursa nasıl çıktı? Erol'la ilgili bir şey söyleyeyim. Geçen sezondu. Bizim statta maçları vardı. Kenardaki durduğu mesafeyle benim olduğum yer çok çok yakındı. Yani neredeyse ağzını okuyabileceğim mesafedeydi. Sağ kenarında da inanılmaz düzgün bir duruşu var o çocuğun. Erol Bulut'un. Çok olumlu uzun yönde. Zamandır tanırım. Evet, çok da iyi, çok kaliteli bir insandır. Kendisi. Onun iyi bir şeyler Erol başarabileceğini tabii düşünüyorum. Erol Hoca'yla, kaliteli ve çok iyi bir insandır. Ya bir de Erol Hoca'nın yardımcıları da çok iyi. Yani biz zaman zaman havaalanında işte karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz.
Hatta geçen Okan Hoca ile de karşılaştık. Sohbet ettik uzun uzun. Ben bir Anadolu devrimi bekliyorum. Hatta Medipol Başakşehir de yavaş yavaş üstüne koymaya başladı. O da dördüncü sıraya çıktı. Ben istikrarsızlık anlamında öyle bir devrim beklemiyorum. Anadolu takımları inanılmaz istikrarsızlık. Buraya gelen hocalarıma da ben onu sordum. Ya büyük takımlara karşı çıkıp oynuyorsunuz. Geliyorsunuz, kendinizi gösteriyorsunuz. Yani ben aslında iyi yönde onlar için konuşuyorum. Gidiyorsunuz ertesi hafta yeniliyorsunuz. Neden peki? Neden? Neden? Söyleyeyim mi neden? O zaman böyle istikrar olmazsa Anadolu'dan bir takım çıkmaz. Hayır bak nedenini söyleyeyim mi? Şimdi bu taktiksel işlerdir. Sen Galatasaray'la açık oynayamazsın. Bir Fenerbahçe'yle bir Beşiktaş'la açık bir şekilde oynayamazsın. Kapanmak mecburiyetindesin, beklemek zorundasın. Çünkü kontrol çok kaliteli oyuncuları vardır. Kahveleriniz beklersin, geldi. Alalım kahveleri ya. Hızlı hücuma çıkarsın, kontraya çıkarsın. Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle bir Anadolu takımı için böyle oynarsın. Tutturursan. Ama kendi rakiplerinle açık oynarsın. Burada en büyük şeyler, en büyük konulardan, örneklerden bir tanesi bu. İkincisi de dediği gibi, Alen abinin de dediği gibi yani iki takım maç yaparken motivasyon. Galatasaray'a, bir Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye motivasyon tamam. Olayım var maç oynarken. Bir de işte Ankara Gücü Gençler evet. Birliği maçı veya Ankara Gücü Bursa maçı veya da herhangi işte Alanya futbolcu Malatya kendini maçı. Pazara çıkartacağını hissediyor değil mi? Tabii. Şimdi ama o zaman şeyi yakalayamazsın. Başarıyı, istikrarı yakalayamazsın. Ben her zaman şunu söylerim. Büyük takımları yenen takımlar ertesi hafta %90 zaten yeniliyorlar baktığınız zaman. Doğru. Yani baktığınız doğru. Zaman %90 yeniliyorlar ertesi hafta ama eğer Yücel'in dediği gibi olmazsa. Alanya'da olmadı benim tahminim. Alanya Fenerbahçe'yi yendikten sonra yendi. Alanya çok iyi. Denizli Spor Galatasaray'ı yendi. Ama Denizli Spor zaten. Yücel İlgiz yok. Hayır 8 puanda kaldı zaten. Tamam yani ama da yani Galatasaray'ı yendikten sonra doğru. Bir düşüş oldu. Ya hep hocam, büyük takımlara karşı oluyor bu. Oluyor ama, ya bu Alanya... taktiksel anlamda. Dediğim gibi Anadolu takımı 3 büyüklerle 4 büyüklerle oynadığı zaman var, farklı oynar. Tamam işte Bülent Uygun geldi işte. Onu diyorum Bülent Uygun Antalya Spor yendi bizi. Şimdi 6-7. Peki nasıl başarılı olacaklar? Sizinle nasıl oynadı Bülent Uygun? Sıfır hatayla oynadılar defansta. Nasıl oynadı? Kapandılar. Daha konsantrasyon, motivasyon, taktiksel anlayışları falan çok farklı. Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz. Pardon. Peki Galatasaray'ı tamamladım. Trabzon'u tamamladım. Beşiktaş'a geçeceğim. Son yarım saatin içerisindeyim çünkü. Beşiktaş'ta hemen bir 11'ler gelsin. Neler göreceğiz? Ve Beşiktaş maçı üzerine konuşalım. Biraz şeytanın avukatlığını yapıp kitabın ortasından gireyim. Elneni'nin iddialara göre adam öldürmeye tam teşebbüs diyorlar. Hareketi için, Korcan'a yaptığı hareket için net kırmızı karttı diyorlar. Ama genç bir hakem onu görmedi ya da varla göremedi. Ne genç dersiniz? Olduğu için mi görmedi? Yok ya hemen asmayın hakemi mahvetmeyin. Yok sen şimdi şöyle yani. Bir şey ben şöyle bir örnek vereyim. Buzlu bir hava var. Yolda yürüyorsun. Yerlerde buz tutmuş. Kaydın. Kaydığın zaman bir kadına çarptın yolda yürü elinde fileyle. Vallahi kadın da seni. Düştü başını taşa vurdu. Rahmetli oldu. Şimdi bu Allah yani. Korusun. Kameralarda Allah korusun tabii. Bu bir senaryo. Kameralar, banka kameraları, iş yeri kameraları da bunu böyle olduğunu gördü. Yani kaydın. Dengeni kaybettin. Kadına çarptın. Kadın da başını vurdu. Sen şimdi buna hakim olsan cinayet verir misin? Sana soruyor Emre. Kendi başına kayıyor ya. Sen birisi onu adam itersin. Kaydı. Tamam. Kadına çarptı. Tamam. Kaydı buzda kaydı dengesini kaybetti. Kaydı kadına çarptı. Kadın da düştü. Başını yere vurdu. Öldü. Bütün kameralar güvenlik kameraları var. O var bu var. Sen mahkemeye çıkarttılar adamı. Sen hakim olsan bana cinayet verir misin? Ben ceza hukukçusu değilim bilmem. Ya da tabii canım bilmediğim konu üzerine. Sen şimdi hakim olsan diyorum sana ceza hukukçusu. Ben olamam abi yani şimdi olayın koşulları lazım. Adam topun üzerine lazım. Bastı kaydı dengesini kaybetti adamın yüzüne çarptı. Topun üstüne basma bak ayak kalkıyor. Sen pozisyonu dikkatli izlersen stoper var işte burada efsanevi savunma oyuncusu. Hocam ayak kalkmıyor mu çekebilir ayağı hayır, surata geliyor. Hayır şöyle bir şey var. Topa müdahale ediyor. Topun üzerinden kayıyor ayak. Bravo. Yukarı doğru. Topun üzerinden böyle geliyor ve taban surata geliyor. Şu var. Kontrolsüz hareket. Hakem verse de kimse bir şey diyemez. Aynen öyle. Vermese de kimse bir şey diyemez. Bilinçli bir hareket değil. Alen abi onu söylüyor. Yani gelip de direkt kaleciye vurmaya gitmiyor orada. O topa gidiyor ama dediğim gibi
Hakem şunu diyebilir, kardeşim taban geldi mi direkt kırmızı geldi. Çıkartır veririm. Ali Erhan'ım, yalnız bir şey var. Sen de mesela futbol oynadığın yıllarda çok sert adamdın yani. Biliyoruz senin futbolunda. Şimdi o pozisyonda tabanı göstermekle ayağı indirmek arasında da bir şey var. Bir olay var. Geliş şeklinde gördüm, ayağını indiremez. Gördüm. Ama bakın şunu yapıyor. Ben size söyleyeyim. Ayağı direkt olsa... Ayağı direkt böyle yani şu diz gergin olup böyle geldi mi zaten bu direkt kırmızı kart. Ama dizi bükük. Bak dikkat et dizi büküyor, çekmeye de çalışıyor. Büküyor arada, anlatabiliyor muyum? Kayıyor. Ama verse bir şey diyebilir mi? Kimse bir şey diyemez. Ulan arkadaş, ama kart yok mu? Ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? En kötü sarı kart var. Şaşırma insanoğlu, şaşar da beş yerde ya. O ayrı. Arkadaşlar ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Bu sen sessiz kalacak mısın Yücel, bu pozisyonda hiç yorumun yok mu? Ya var. Ha, bu evet. Seni dinleyeceğiz de bir şey söyleyeceğim. Yani söyle. Ben şimdi kırmızı karttan ziyade işte şeyde 0-0 kalmış bir konuşacağız. Yani son bu yani kalkıp da sanki maçı kırmızı karta bağlamış gibi konuşmayalım. Aynen, yani. Yani bu pozisyonu Galatasaray Sivas maçında Galatasaraylı bir oyuncu yapsaydı sen bunu söyler miydin? Sen sabıkalısın. Hayır, sabıkalısın. Evet. Şimdi bir insan sabıkalıysa herhangi bir olay olduğu zaman o sabıkalıdır diye mi ceza görecek? Oradan yorum geliyor. Yorum geliyor. Yorum geliyor yani. Bence insanoğlu hata yapar. Sivas sporlu futbolcunun Yatabare'nin de hareketinde bir kasıt yok. Kasıt yok. Yatabare'nin hareketinde kasıt yok. Tabanlı. İkinci sarı kart. Burada da Enline'nin pozisyonunda da kontrolsüz hareket var. Kontrolsüz hareket var. Doğru. Yumuşat. Ama arkadaşın orada. Yani yumuşat. Kasti bir şekilde bir faul gözükmüyor. Kasti başka bir olarak. Şey söyleyemezsin. Ama kontrolsüz ki. Hareket var. Abi ben ya şimdi var olan bir şeyi. Şu iki bardakta kutsal damacana mı bunlar? Kutsal damacana nasıl içiyorlar? Kontrolsüz hareket var. Doğru. Yumuşat. Ali Eren'in dediği gibi. Ya şimdi bir kutsal damacana diyorsun. Kutsal damacana diyorsun. Programın moderatörü Beşiktaş maçına adam öldürmeye teşebbüsten malzemeyle açıyor abi. Nasıl yapacağız bu şimdi biz? Sevgili Alen, bak sosyal mecrada paylaşımlar. Önce bir maçı yorumlayalım. Beşiktaş niye kaybediyor? Hayır, Beşiktaş niye maç kazanamıyor? Senin ifadene sen şimdi oradan girersen. Senin ifadene binaen Alen'cim. Verdiği zaman hakem kimse bir şey söylemez. Bir şey diyemez. Ama yani, peki kast olarak. Burada yani bu kasti bir hareket mı? Değil ama yani. Zaten kasti olsa Allah korusun bunda da, daha kötü olurdu bunda da kalecinin Sivas durumu. Sporlu çok kötü olurdu. Da kasti hareket yok ama onu da söyleyelim. Çok net ben var. Ben görmedim. Çok net var. Ben çok net var. Sadece Beşiktaş maçını seyrettiğim için ben o konuda Sivas'ı bıraktım. Sivas'ı geç ama Beşiktaş'ız. Alen yorumlar mısın maçı? Şimdi sanki sizin güven orada birazcık aksıyor. Hutchison, Atiba çok iyiydi. Şimdi Lens şurada beklenen atakları gerçekleştiremedi ve Elneny bence sizin fiyaskonuz. Yanılıyor muyum? Şimdi şu kadroda %100 performans, hatta %70 performans oynayan bir tane adam yok. Kaldı ki giden oyuncuların yerine alınan Diaby ve Elneny var. Bir de Enkudu vardı. Ben Diaby'yi beğendim. Efendim? Diaby'yi beğendim. Nesini? Hızlı, çabuk, çevirip karakterini beğenmiş. Şimdi ilk yarıda bir pozisyon var. Burak Yılmaz şurada ters koşu yaptı. Diaby'nin önünü açtı. Diaby kısa driplinglerle geldi. Kale ceza sahasının önünden inanılmaz kötü bir vuruş yaptı. Kaleci. Eğer bu adam üst düzey bir ligden geldiyse bu vuruşu yapma hakkı yok, şansı da yok. Ankara kaldı güçlüymüş ki, adam. Yücel'den yaklaştı. Bak şimdi Diaby, aynı Diaby dakika 88'de bir gol kaçırdı. Şimdi pozisyonun karlanmış ve buzlanmış haliyle yalnızca resimde görsen bile dersin ki bu pozisyon gol dersin. Alen'in örnekleri hep kaymaktan gidiyor. Kadın yolda gidiyor. Ben burada Atiba'yı ayırıyorum. Diğer arkadaşlar kusura bakmasın. Hatta Abdullah Hoca kafasındaki oyun sistemini bir türlü oturtamamış. İkinci yarı Laiç alıyor oyuna. Beşiktaş hafif kıvırdıyor. Ama yine kimse sorumluluk almıyor. Sorumluluk almadığı gibi de sonuca tesir edecek, etki edecek hiçbir varyasyon yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarı sabırlıdır. Bekler. Işık görürse ışığa koşar. Hiç sıkıntı yok. Ama 8. haftaya gelinmiş ve alınan futbolcular şimdi yeni yönetimin bir şansı var.
Biz futbolcuları almadık. Bundan evvelki yönetim hatalı transferler yapmış diyebilme şansına sahip. Abi ve olayı... enkaz edebiyatı sizi bir yere götürmez ki Alen. Zaten şu anda oynanan futbol, yani eğer Ocak ayında transfer döneminde 4-5 tane iyi oyuncu almazsan, yani buralarda şimdi benim zaten ya Ali Eren az bir önce, şey söyleyeceğim. Pardon. Sen Ali, şimdi futbol Ali, bir soru adamsın. Sormak özür istiyorum. Özür dilerim, çok önemli. Bir dakika, bir dakika. Sen diyorsun ki 5-6 oyuncu almazsa sonra diyorsun ki para yok. Yani bu, acayip bir i̇şte kendi olmazsa, içinde tezatlı değil misin? Olmazsa, çelişmiyorsun. Alamazsa, almazsa neyse. Bilemem ben bu yeni gelen yönetimin. Yok. Nereden biliyorsun para olmadığını ya? Ya bakalım Ahmet Nur Çebi belki bir kamyon parayla gelecek. Aa, yok öyle. Ya, öyle yok. Bir şey var, var var. Öyle yok. Yok. Kiralar böyle uygulayamıyor. Öyle bir şey yok. Yok ya. Ali Koç nasıl yaptı ya? Ali hayır, Koç hayır. Yapmadı Ali Koç'u öyle bir şey. Yapmadı Ali ya. Koç. Ne Ali... yapmadı? Fenerol'u ben mi yaptım ya? Hayır. Şunu söylüyorum. Ha, Fenerol'u ben mi yaptım? Şey kimi? Yaparsın tam öyle. Bir dakika. Kampanya. Fenerol. Kampanyalardan. Fenerol kampanyasını ben mi yaptım? Kampanya diyorsun. Demokraside çareler tükenmez arkadaşlar. Ben başka bir şey söylüyorum ama zaten. Oraya gelmiyorum. Ben diyorum ki. Gökhan Gönül sakatta oynamadı. Caner Erkin oynadı. Bu iki futbolcunun performansından ve olası müzmin sakatlıklarının tekrarlanacağından mütevellit. Rebeko ve Douglas alındı değil mi? Douglas neyse Douglas, adamın adı. Evet. Douglas. Bu adamlar nerede? Douglas dün oynadı. Bir tanesi oynadı, öbürsü oynamadı. Douglas oynadı. Evet oynamadı. Douglas Pereira. Şimdi Burak Yılmaz'ın ısrarla bir sakatlığı var. Devamlı. Bir hafta var, iki hafta yok. Önümüzde bir hafta yok var, galiba. İki hafta yok. Kaldı ki milli maç arası var. Milli maç arasında ne olur? Yani bir elzemdir değil mi? Yani futbolcuların tedavisi, 15 gün ara var. Yani plan, proje. Milli maç arası yoktu. Burak oynadı biliyorsun. Burak oynadı milli takımda. Maçta. Hayır, hayır. Bundan takım sonra diyor. Konuşuyorum. Ben Burak Yılmaz oynadı. Yani ben Abdullah Avcı'nın hani takım oturmuyor ya. Satır başlarıyla gidiyorum. Takım oynamıyor. E takımın oynaması için bir ara ihtiyacım vardı. Daha düzelirim. E bakıyorsun 10 kişilik takıma atak yapamıyorsun ya. Peki Alen önümüzdeki hafta sizin statta Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse Abdullah Avcı gider mi? Sen hep bana bunu soruyorsun şimdi, ben sana sorayım. Şimdi şöyle bir şey var. Zamanı geldi. Abdullah Avcı'nın yılda aldığı para 12 trilyon. Abdullah Avcı bu parayı bırakıp hiçbir yere gitmez. Hayır Abdullah Avcı istifa eder mi demiyorum. Kulüp de şu anda... O parayı verip de Abdullah Avcı'yı gönderemez. İyi. Böyle bir durum var. O zaman. Ha, bu benim öngörüm. Tabii. Çok ciddi rakamlar bunlar. Ha, Abdullah Avcı'yla anlaşılır. Başka bir şey olur onları bilemem. Ama ciddi bir sıkıntı. Yani bundan evvelki yönetimin Aras Özbiliz'den sonra Beşiktaş'a attığı en büyük kazıklardan bir tanesi bu. Ne? Abdullah Avcı'nın. Yapma. Sen aynı fikirde. Parası. Ha, ya, parası, ya, parası. Emre tamam. Sen şimdi devamlı hani beni böyle... Ringin köşesine sıkıştı. Estağfurullah. Yapma bak. Şimdi bu paralar Abdullah Avcı Başakşehir'de kaç para anlaştı 5 senelik? Sen adama pay ya bak. Bir saniye ya. Ya sen bir saniye. Bir teklif bak, ediyorsun bir saniye. Adam da geliyor. Ben soruma cevap ver. Sen kendine soru sorma bana. Peki. Ben sana soru soruyorum. Abdullah Avcı Başakşehir'de 5 senelik anlaşma yaptı daha Beşiktaş'a gelmeden 5 ay evvel. Evet. Kaç paraya anlaşma yaptı toplam? Bilmiyorum. 3 liraya mı ne? Ben bir ezbere 5 yılda. Tabii ya 3,5 milyon euroya falan hayır, o para. Hayır, hayır. Yapmazlar onu normalde Beşik, öyle Beşiktaş'a senelik yaptı o parayı. Net ya arada işte dağlar orası, kadar fark var. İşte orası Google, Beşiktaş. Google amcaya sorun çıksın. Orası Beşiktaş şimdi ama. Bak şimdi. Şenol Güneş'ten ne istediniz ya? Ya o güzel soru. Ama işte bak buraya geleceğim. Türbünler ne istedi Şenol? Ben maçlara gittim. Hayır hayır hayır. Türbünler Şenol Güneş'e bağırdı. Ben Şenol Hoca ile de konuştum da. Şenol Güneş'ten. Şenol Hoca da bazı şeylerin farkındaydı. Şenol Güneş'in oynattığı oyundan da insanlar... Tamam memnun olmayanlar vardı ama memnun olanlar daha çoktu yani. Bağlıyorlardı türbünde ya. Şenol Güneş'in sezon içerisinde futbolcularla olan ilişkilerini minimuma indiren bazı açıklamalar yapıldı. Ya Alen şunu gerçek bak, be sen söylemiyorsun da ben gördüğümü söyleyeyim sen devam et kardeşim. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta tartışılacak bir olumsuzluğu yok. Yok önemli yok. Bir değerdir. Söylemedikleri vardı. Biz de onun söylemesini Güneş'in, istedik zaten. Şenol Güneş'in altını kazan adam Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'dı kardeşim. Taraftarla karşı karşıya, şimdi, medyayla karşı karşıya getiren adam oydu. Ya son bu paralara... Son 15 ya biz gördüğümüz bir Ali Eren'in de görüşlerini alayım. Yaklaşık tabii ki, 17 yok, dakikadır yok, konuşuyorsun. Olsun konuşsun. Alen abi bitirsin. Ben çok kısa benim da olsa... Benim bitti zaten. Yani benim derdim şu. Eğer bir, yani dediği gibi Galatasaray maçında bir beraberlik, işte Allah korusun bir mağlubiyet. Abdullah Avcı'nın... Her canlı ölümü tadacaktır. Abdullah Avcı'nın...
aldığı para çok ciddi bir paralar. Yani bu parayı Abdullah Avcı bırakır mı, istifa eder mi bilemem. Abdullah Avcı'nın tabii görüşüdür. İnat eder, der ki ben bu takımı bir yere getireceğim der. Sabırlı olmak gerekir der. Ona da saygı duyarız, bekleriz. Valla ben Abdullah Hoca'yı tanıdığım kadarıyla benim yeryüzünde gördüğüm en onurlu isimlerden biri Abdullah Avcı. Yani son dönemlerde çok yıpranmış. Ama çok yıpranıyor adam. Söyleyebileceğimiz adam bir çok durum yok zaten. Kesinlikle Abdullah Hoca'nın, biz de ona zaten karışamayız. Yani canım ya herhalde yani. Biz sadece Abdullah Hoca'nın burada saha içerisindeki hocalığını tartışabiliriz onun kesinlikle. Sen de memnun hocalığını... Tabii kesinlikle. Sen de memnun değilsin değil mi? Aynen. Yani Abdullah Avcı'nın performansı... Hayır. Ben farklı düşünüyorum. Nasıl? Ben farklı düşünüyorum. Nasıl mesela? Yani, şimdi şu kadroyu açarlarsa söyleyeyim. Kadroyu açalım hemen. Yani kadroyu açarlarsa gel, söyleyeyim. Başına ben. İstersen. Tamam. Yok bizim... başına gelmeme gerek yok. Buradan da rahat konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Hemen gelsin. İyi futbol kadrosu. Neyle oynanır? İyi futbolcuyla oynanır. İyi kaliteli futbolcu. Oyuncuyla oynanır. Değil mi? Şimdi bakın buradan kim gol atacak? Hangisinin gol atabilecek özellikleri var? Hangisi skorer? Burak Yılmaz var. Başka kim var? Diaby'de Fikret Orman zaten dedi ki geldiği takımda dedi santrafor oynuyordu dedi. Bakıyorsun. Öyle dedi. Atiba Hutchinson kaç yaşında? 35-36 yaşında. Bizden çok seviyoruz kendisini. Çok seviyoruz. Hakikaten çok büyük işler var ama her şeyin o da artık var. Yok yani tükeniyor yavaş yavaş. Yaş ilerliyor yani bir şey diyemezsin baktığın zaman. Her şeyin zamanı var. Yani şimdi 2 sene 3 sene önceki kadrosuna bak Beşiktaş'ın. Bakın şampiyon olduktan sonra Beşiktaş her geçen gün eriye doğru gitmeye başladı. Aldı, transfer yaptığı oyuncular, gönderdikleri oyuncuların yerini tutmadı. Ha, buyurun kadro. Burak atarsa belki atar. Güven Yalçın belki atarsa atar. Buradaki öbürlerini Burak Yılmaz'la Güven Yalçın atarsa atar. Ne zaman atar bunlar ya? İşte, atamıyorlar abi. Söyleyeceğim abi. Dinle. Senede bu kadronun hepsini topla 5 tane belki atar belki atamaz. Bak, Burak Yılmaz'la Güven Yalçın'ı çıkart. Bu kadro 5 tane belki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tane oyuncu var. Belki 5 tane belki 6 tane atarlarsa atarlar. İstatistikleri ortada. Doğru. İstatistikleri ortada. E peki siz nasıl gol atacaksınız? E nasıl maç kazanacaksınız? E baktığınız zaman maç kazanamazsınız. Burada, kadroyu ortaya verelim burada, görsün herhalde. Yani sezon başından bakın, beri söylüyor. Burak'ın sakatlıkları belli. Bir tane santrafor bu takıma alınmadı diye. Evet. Burada Abdullah Hoca... Şu kadroyu görelim. Abdullah Hoca'nın çok fazla yapabileceği bir şey yok. Abdullah Hoca belki bir şeyler yaparım diye geldi. Şenol Hoca da bu bunları gördü yürüdü zaten. Abdullah Hoca var Ali Eren. Efendim? Kamp döneminde bu Abdullah Hoca'nın okeyiyle alındı bunlar. Şenol Hoca geçen sene... Zaten şimdi Şenol Hoca 2 sene üst üste şampiyon olduktan sonraki 2 senede birinci sene kaçıncı oldu? Beşiktaş kaçıncı oldu ondan sonra? Şampiyonlar Ligi'ne namalup gitmesine rağmen 4. oldu. İkinci sene kaçıncı oldu? O da 3. oldu işte. 3. mü 4. mü oldu? Gitgide geriye gitmeye başladığını gördü. Ama her senede şampiyon olacak kulüp bir şey yok ki ya. Kulüp içerisindeki mali problemleri falan gördü. Bu Şenol Hoca'yı aştı. Ama Abdullah Hoca bir cesaretle geldi. Ben bir şeyler yapabilirim dedi. Ama istenilen oyuncular bunlar değil. Ben inanmıyorum. Ben squad ekibiyle de konuşuyorum. Orada gelmesiyle bizim. Alakalı bir sıkıntı şurada var. Squad yani. Ekibi de genelleme olarak da yani konuştuğumuzda önerilen oyuncular var. Çok pahalı abi. Beşiktaş'ın mali durumu da ortada. Yani bunları alabilecek kapasitesi de yok Beşiktaş'ın. Onun için maalesef zaten Fikret Orman'ın bırakmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de buydu. Yani yok taraftar onu söyledi bunu söyledi değil. Zaten kulübün her geçen gün kan kaybettiğini zaten başkan kendisi biliyordu. Bırakmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de buydu. Gitgide kötüye gidiyoruz. Bunlar özellikle bu sene alınan 3 tane 4 tane oyuncu Beşiktaş'ın oyuncusu değil bana göre. Hiç katkı veremiyorlar. Bana göre değil. Doğru. Sıfır katkı. Doğru ya. Yani bunu da sadece kalkıp da Abdullah Hoca'nın başına yıkarsak problem olur. Şunu söylüyorum. Abdullah Hoca kendisini burada kanıtlamak mecburiyetinde. Bakın milli takıma gitti geri döndü. Söylüyorum geçen sene 10-11 puandan geri verdi şampiyonluğu. Eğer bu sene hani dedi ya çıktı televizyona benim hocalığımı kimse tartışamaz. Hayır hocam sizin hocalığınızı tartışacağız. Sizin hocalığınız şu anda ortada. İyi işler yaparsanız iyi hoca olacaksınız. 3 büyüklerin 4 büyüklerin hocası olacaksınız. Ama onu yapamazsanız
Anadolu takımının hocası olacaksınız baktığımızda. Genel anlamda söylüyorum. Ama Ali yani elinde iyi malzeme şey. Yok dedin. İyi futbolcu, iyi futbolcu. Yok. Ama abi ama kendisi talip oldu. Şapkadan tapsa mı çıkaracak? Kendisi talip oldu abi. Kim bilir neler oldu? Ona verilen vaatler şunlar bunlar var mıydı? Onu da ben bilemem ya tabii. Bir de uyuşmazlık olduğu zaman, o ipin ucu kaçtı mı, uymadı mı, uymuyor. Mesela Abdullah Avcı'nın taraftarla bir uyuşmazlığı var Beşiktaş taraftarıyla. Bu biliniyor. Kendisini işte Başakşehir'deyken yapmış olduğu tezahüratlar var Beşiktaşlı taraftarın. O uyuşmazlık ne olursa olsun bir yerde patlak veriyor. Ya verir de vermesine bizim taraftarlarımız da büyük saygı gösteriyor yine kendisine. Niye söylüyorsun hiç ağzını açıp doğru düzgün öyle şey yani şu an sağdan soldan şu ufak tefek öyle. Sesler haricinde kimse de Abdullah Hoca'ya yani bu konuyla alakalı yüklenmiyor baktığınız zaman. Abdullah Hoca burada başarılı olmak mecburiyetinde. Bir enkaz bıraktı. Bundan evvel yönetimi bir enkaz bıraktı ortada. Evet. Yani Talişkalardan, Kuvarezmalardan. Ya Kuvarezma'yı bir ego yüzünden takımdan gönderdiler ya. Kuvarezma gibi adam olsun ya takımda. Oynamıyorsa oynamıyor Twitter'da, olsun yani. Twitter'da Kuvarezma'yı yazıyoruz. Herkes saldırıyorlar. Siz Kuvarezma seversiniz diye. Hayır abi adamın sonuca endeksi oyun oynadığı ortada. İşte 268 tane orta yapmış. Örnek veriyorum. Millet işte 268 tane orta yaptı. Ama abi asiste baktığın zaman adam attırıyor. Yani lazım. Burada kaç tanesi asist yaptı? Kaç tanesi gol pozisyonuna girdi? Kaç tanesi gol pozisyonuna giremiyoruz. Sıkıntı yani. Burada. Gol pozisyonuna giremiyoruz. Ama şimdi hani bir şey vardır beklersin. Hani olacak. Mesela Abubakar geldiğinde Şenol Güneş oynatmadığı zaman niye oynatmıyorsun? Oynatmadın adamı almadın diyordu. Ama adamı 4. 5. hafta hazırladıktan sonra takıma soktuğunda bizim görmediğimizi görüyormuştum meğerse adam diyorsun. Abubakar da gösterdi ama. Tecrübeli sabit bunlar. Ben 4 hafta önce yazdım. Beşiktaş şampiyon olamaz dedim. Aynı görüşü savunuyorum. Beşiktaşlıyım olmasını göreceğini gönülden istiyorum ama maalesef realitede gerçekleri söylemek zorundayım. Yani bu kadro çok zor abi. O zaman kim olur çok sence? Beşiktaş çok olamadı zor. Kim olur sence? Valla bu sene Trabzon olabilir. Gidişatı var. Dediğim gibi Alanyaspor. Daha sonrasında yarın bir gün Beşiktaş'ta devre arası gerekli değişimleri yapar. Belki devre arasına kadar iyi götürürse ki çok zor görünüyor. 8 maçta 9 puanı var yani baktığınız zaman. Çok zor ama yani. Bilmiyorum yani. Peki şu resimler gelsin. Ali Eren şimdi resimler gelecek. Çek fotoğrafı kazan formayı. Bu resimlerde arkamıza gelecek. Şu arkaya verecekler. Sen en güzelini seçmeni istiyorum. Ekrana da verelim. Lütfen ekrana da verelim. Arkada kalmasın. Ekrandan seçsin sevgili dostumuz. İlk fotoğraf bu. İkinci fotoğraf bu. Fotoğraflar arka arkaya gelecek. Sen en güzelini seçeceksin. Sana bırakıyoruz. Aklına yaz. Çünkü bir kere gelecek. Bütün fotoğraflar. Evet. Taraflıya sor hashtag ile çek fotoğrafı kap formayı 3. haftasında gelen fotoğraflar yurdun değişik bölgelerinden geldi. Hangisini beğendin? 3. 3 çocuğu mu? Ufaklığı. Alen'le. Evet. Yok bir sonrakini. Bir sonraki. Bu Beşiktaş forması Alen'e yazar gibi geliyor bana. Bundan sonraki. Evet burada kalacağız. Burada kalalım. Bunu sevdim. Evet bu haftanın kazananı görüntüdeki fotoğraf. Alen abisi. Alen acayip güzel durmuşsun ha. Yok, çocuğun Emre. Şeyi çok güzel. Gerdi yani. Hareketi. Evet evet. Çocuğun hareketi de güzel. Tamam. Maşallah. Maşallah olsun. Maşallah. İnşallah Beşiktaşlıysa Alen abisinden formayı da alır. Değilse hangi takımdansa tabii formayı oradan fark etmez yani. Ediyoruz. Beşiktaş'ta 34. başkanın Ahmet Nur Çebi olduğunun altını bir kez daha çizelim. Yaklaşık 2000'e yakın oyla başkanlık koltuğuna oturdu ve ilk icraatı biraz dinlenmek olacak dedi yaptığı açıklamada. Artık son 7 dakikanın içerisindeyiz. Son cümleleri alacağım birer. Güzel bir sohbet oldu. Hepinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ortam sağlık, çok güzel. Sağlık. Bundan yine sonra da bu şekilde tabii ilerleyen zamanlarda değişe bakarız seninle bir olur ama bugün için hakikaten çok güzel bir ortam vardı. Gördük seni. Estağfurullah. Çok güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Hepinize bu sohbetten dolayı teşekkür ederim ben de. Peki hemen milli maçı bir izleyelim. Milli maçla ilgili herkesin birer cümle görüşünü alacağım. Fransa'yı hafta başında elimizden kaçırdık mı onlar mı bizi elimizden kaçırdı bilmiyoruz. Ama bir gerçek var. Biz Fransa'da son dünya şampiyonundan 2018'in şampiyonundan
puanı kaptık geldik gruba. Lider gitmiştik, lider döndük. Son 5 dakika içindeyiz. Oradan başlayayım bu kez. Milli takım gruptan çıkar mı? Önümüzde bir İzlanda maçı var. Burada Ali Sami Yen'de, ardından da Andorra deplasmanına gideceğiz. Ben önce şunu söyleyeyim. Dünyanın bence hiçbir ülkesinde ev sahibi takımının önünde 40 bin taraftarla rakip takımın oynadığı görülmemiştir. O bize has. Bu Türkiye'ye has bir olay ve inanılmaz gurur duyulacak bir konu. Tabii ben yani, onu Dortmund'da, Westfalen'de gördüm 2000'de Galatasaray. Aynı konu. Bir şeydi. Yani Türk insanının inanılmaz derecede bu insanın harbiden tüylerini diken ediyor. İnanılmaz bir ortam. Ya şöyle çok enteresan bir anekdot anlatayım. Fransa Dışişleri Bakanı, biliyorsunuz Fransa Ulusal Marşı Le Mercilis. Ne olur diyor, rica ediyorum Le Mercilis'i ıslıklamayın diyor. Yani kendi evinde oynanan evet, bir mücadele yani. Sonra Şenol Güneş'in futbolcu seçimlerinde ve uyguladığı taktikte inanılmaz bir başarı var. Ben bu Fransa maçını Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le beraber Bayern Münih karşısında oynadığı futbolla eşleştiriyorum taktiğini. Eğer Vida kırmızı kart görmeseydi buna yakın bir maç oynayacaktı Beşiktaş Bayern Münih'e karşı. Belki yenilebilirdi ama buna yakın bir futbol oynayacaktı. Aynı sistem içerisinde görüyorum ve yazımda da bunları anlattıktan sonra da dedim son ki son 2 dakikadayız çabuk. Son tamam cümle dedim. Hocam dedim, kravat değil, bundan sonraki maçlara papyonla çık dedim. Son cümlem de bu. Bas, sana çok güzel yerde bıraktım. Şimdi burada özet görüntülerde sevgili Emre sen anlatıyorsun, maçı tekrar yaşayarak izledim. Çok güzel yorumladın. Keşke canlı canlı anlatmanı isterdim, dinlemek isterdim. Maçtan evvel bana sormuştun, herkese sormuştun burada stüdyoda. Ben maçın 1-1 biteceğini söylemiştim. Ve Türkiye Dünya Avrupa Kupası'na katılacağını, 2020'de önemli bir adım atarak, berabere kalarak 2020'ye katılacağını belirtmiştim. Burada Merih Demiralı zaten formasını öpmesiyle birlikte, Ay Yıldız'ı öpmesiyle birlikte golden sonra arka arkaya selam çakıyor. Arka arkaya selam çakıyor, koşuyor peşinden, selam çakıyor, koşuyor, gidiyor, selam çakıyor. İnanılmaz hırslı. Merih Demiral bütün futbolcuları inanılmaz bir şekilde hırslandırmış kendi hırs yapısıyla birlikte. Bundan sonra İzlanda ve Andorra karşısında da milli takımın ben güzel sonuçlar alacağını tahmin ederek zaten 2020'ye gideceğini söylemiştim. 2020'de olacağız. Finalde Wembley, Londra Wembley. Bakın görece o zamanlar da konuşuruz inşallah. Milli takım önemli işlere adım atacaktır. Son bir dakikadayız. 30 saniye sana, 30 saniye sana. Grubun lideri, favorisi Fransa gösteriliyordu. İki maçta yenilmedik. Bu saatten sonra milli takımımız bu gruptan çıkar. Yolumuz açık olsun. Mükemmelsin abi. Çocuklar kendilerine yüklenen misyonun farkındalardı. Hepimiz için oynadılar. Ülke için oynadılar. Büyük bir motivasyonla oynadılar. Kalpleriyle, yürekleriyle oynadılar. Burada onların hepsini tebrik ediyorum tekrar. Ya bu maçın zaten analizi vesairesi falan olmaz. Yani bu zaten bizi gruptan çıkartan maç buydu. Yine dediğim gibi inşallah bundan sonrasında çıktığımız yerde de turnuvada da güzel işleri başaracaklardır. Ali Eren harikasın. Efendim bir geceyi daha noktalıyoruz. Taraflıda önümüzdeki hafta Beşiktaş Galatasaray derbisini konuşacağız. Bir tarafta Alen, diğer tarafta Oğuz olacak. Ama süper bir konuğumuz olacak. Selçuk Ural gerçekten muhteşem bir isim, bizlerle birlikte olacak. Çok farklı bir ritimde Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı maça bakacak ve analizlerini yapacak. Noktalıyoruz bütün dostlarla birlikte. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim ve hepinize mutlu bir akşam dileklerimizi gönderelim. İyi bir hafta olsun efendim. Hoşça kalın.